Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Başka Açıdan hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. İnşallah 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Kazım Dalkıran, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, iyi akşamlar Ali İhsan. İyi akşamlar. Yeni Akit Gazetesi yazarı Kenan Alpay, Kenan Bey, iyi akşamlar. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, az önce Altılı Masa'nın toplantısı sona erdi. Saadet Partisi bu kez ev sahipliği yapıyordu ve aday açıklanmadı. Pazartesi günü açıklayacağız dediler. Tabii bu konuyu seçim 14 Mayıs'ta mı değil mi? Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Balbay'ın bir yazısı vardı ve aslında hükümetin seçimi bir yıl daha ertelemek istediği şeklinde bir iddiası vardı ve bu iddia üzerinden de çeşitli internet siteleri, haber siteleri bu iddiayı haberleştirdiler ve aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi istemediği yönünde kimi haberler yaptılar. Gerçekten böyle mi? Aday tartışması hala devam ediyor. Bu konuyu ayrıca bir bütün halinde konuşacağız. Önemli bir konu. Depremden önce zaten hep bu konuyu konuşuyorduk. Şimdi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden sevgili seyirciler, 22 bugün 2 Mart 24 gün geçti. Ne oldu ne bitti, nasıl bir sınav verdik? İlk gün tartışmaları hala devam ediyor. Niye asker çıkarılmadı şeklinde? Bu tartışmalarda az da olsa yine devam ediyor. Ama daha da önemlisi, bu depremde artılarıyla eksileriyle biz ne gördük? Yani olası farklı bir büyük bir depremden acaba ya da bu depremde mi ders çıkardık mı? Ne yapmalıyız? Hem eksilerimizi hem artılarımızı masaya yatırmakta fayda var. Tabii bu arada yalan haberler, çeşitli kışkırtmalar, provokasyonlar ve kimi taraftar protestoları, bunlar önemli konular sevgili izleyiciler. Siyaset nasıl sınav verdi? Yani merkezi yönetim nasıl sınav verdi? Yerel yönetimler nasıl sınav verdi? İstifa tartışmaları yine yerel düzeyde. Bunlar önemli konular. Recep Bey, sizinle başlayalım. Bir kez daha hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. 24 gün geçti dedim. Hı hı. Şimdi ilk gün tartışması vardı. Devlet ya da yetkililer ilk 3 gün merkeze gidemedi şeklinde, hı hı, bir tartışma vardı. Tabii bir afet yönetimi var, bir afet tedbiri var, kriz yönetimi var. Hı hı. Siz bütün bu söylediklerimden yola çıkarsanız, biz toplum olarak, siyaset olarak, STK'lar olarak burada nasıl bir sınav verdik? Artıları, eksileri nelerdir? Eyvallah, teşekkür ederim. Ben. Tabii ben depremin beşinci günden itibaren aşağı yukarı işte Adıyaman, Antep haricindeki bütün deprem bölgelerini gezme fırsatı buldum. Hı hı. Yani görme fırsatı buldum, daha doğru tabirle. Elbistan'dan başlayarak Kahramanmaraş, İslahiye, Hatay, Dört Yol, Hatay, Hassa, Kırıkan, Hatay Merkez, Antakya, Samandağ, İskenderun hattından geri dönerek işte her birinde de açıkçası hem hani acılara tanıklık ettik, hem oradaki çalışmalara tanıklık ettik. Şimdi önce depremle alakalı benim cevabını aradığım ilk soru, hı hı, tam da bu söylediğiniz devletin buradaki müdahalesi noktasında bir eksiklik var mıydı? Çalışmalar noktasında bir sıkıntı var mıydı? Öncelikle aradığım cevap buydu. Evet. Biraz yerinde gözlemlemek adına. Şöyle söyleyeyim. Bakın 5. günden bahsediyorum. Yani, ve havalar, evet, ve havalar neredeyse yumuşamaya doğru gitmişti artık 5. gün. Arabadan indim. 3-4 metre adım attım. Arabaya geri koştum. Üzerimde ceketim, yani bir montum, üzerine bir mont daha giymiştim. O kadar soğuktu. -21 dereceden bahsediyorum. Ve indiğim yer, yani Elbistan merkeze girdiğimizde
O sahneyi herhalde ömür boyu unutmam. Arabaya bir kardeşimizi aldık. Bu kardeşimiz işte depremde binaları yıkılıyor. Ailesini Ankara'ya bırakıyor. Bütün işte yakınları, işte tanıdıkları vesaire filan Elbistan'da, yakınlarından kastım uzak akrabaları filan, Ankara'da huzursuz oluyor ve geri dönüyor oraya yardım etmek için. Elbistan'a kadar da götürdük, anlattı bir sürü şeyi. O kardeşimin de söylediği şey oydu aynı şekilde. Bizi dedi ki burası Elbistan'ın merkezi, caddesi. Karanlık, zifiri karanlık, hiç kimse yok ve cadde dediği yer bir stabilize yol kadar mesafe kalmış binaların yıkılmasından dolayı. Şimdi oraya girdiğimizde söylediğim şu, bir enkazla karşılaştık. İşte çalışma yapıyor ekipler. Biz de gördük ve yanlarına vardık. Maalesef işte oradaki cenazeleri çıkarmaya çalışıyorlardı. Birkaç tanesini çıkarmışlardı, yerdeydi. Onları izlemek üzere arabadan inmeye çalıştım ben. Yani o sırada 45-50 kişi enkazın başında o soğukta çalışıyorlar. Gece saat 2.30 civarı. O soğukta çalışıyorlar. Ben titreyerek arabaya döndüm. Arabada biraderimle beraberdik. Onun montunu, üzerindeki montu da tekrar üstüme giyinip titreyerek yanlarına gittim. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Koordinasyon merkezindeki görevliyle diyaloğumu hemen bir cümleyle söyleyeyim. Aksaray'dan. Bakın Aksaray ne kadar yakın şeye. Oraya gelmeye gayret ediyorlar ve akşam saatinde, yani birinci gün artık akşam saatleri hava kararmış, sabah saatlerinde yola çıkmışlar. Videoyu ben daha sonra da paylaştım. Yolda inip yol açmaya çalışıyorlar ulaşmak için. Akşam saatinde saatler geçmiş ve gelemedik diyor yani. O koordinasyon merkezindeki görevlilerden bir tanesiydi bu. Yani yollarda tahrip oldu. Tabii yollar tahrip. İnsanlar kaçıyor. Birinci gün, yani 04.17'deki depremden hemen sonra insanlar kaçıyorlar ve akşam öğleden sonraki deprem de olunca insanlar tamamen, yani özellikle evleri yıkılmayan milyonlarca insan Kahramanmaraş hattından, Hatay hattından orayı terk kuzeye ediyoruz. Doğru, tabii yani kuzeye doğru herkes akın akın kaçtı. Dolayısıyla yani canını kurtarma derdine düştü insanlar karşıdan ziyade. Yani evim ne olursa olsun dedi, bir kere buradan bir çıkayım dedi. O yüzden o geliş trafiğini çok yani fazlasıyla kapattı ve müdahale noktasında ister istemez zorluklar yaşandı. Genel olarak yani ben devletin nasıl bir sınav verdiğini yani şu cümleyle ifade edeyim. Yapılabilecek olanın en iyisini yapmaya çalıştı devlet. Bak, en iyisini yaptı demiyorum. Yapılabilecek olanın en iyisini yapmaya çalıştı. Yani kastınız imkanlar ölçüsünde yapılan. İmkanlar ölçüsünde. Ulaşım en büyük problemdi bence. Hava şartları en büyük problemdi. Bu kadar yaygın olması çok büyük problemdi. Burada bir sadece geçen haftaki gazetemizin birinci sayfasında da biz 11 maddelik bir öneri listesi vermiştik. Orada benim nacizane kanaatim, bazen bazı meseleler vardır. Sizin boyunuzu çok aşar. Yani bugün işte bir depremzedeyi dinlediğimde işte annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, kardeşlerini, çocuklarını kaybetmiş. Şimdi bunun karşısında insan olarak yapabileceği hiçbir şey yok. Yani bu noktada iki tane ihtimal var. Ya bu acıya direnecek, tamam mı? Direnmekten kastım şu, isyan edecek. İsyan etmek. Ya da bu acıya kendisini bırakacak, kabullenecek. Şimdi bu kadar büyük bir acı karşısında siz direnemezsiniz. Siz bu acı karşısında bununla baş edemezsiniz. Asla. Yani yapılan röportajlardan sanki kabullenmiş, sanki değil kabullenmiş gibi. Mecbursunuz çünkü. Normal anlatıyor. Hayır, buna... Mesela altta diyor babam var, annem var, çocuğum var ve çok normal. Ya şok yaşıyor ya da kabullendi. Şimdi, ve artık mücadele ediyor. Depremzedeler hani bu söylediğimi çok daha iyi anlayacaklardır. Yani kıyas açısından söylüyorum. Böyle bir felaket karşısında da yapılması gereken buna bir koordinasyon müdahalesi değildi. Bana göre. Bu bir kaostu. Kaosun kendi içerisinde sistematiği vardır. Kaosun kendi içerisinde bir düzeni vardır. Tamam mı? Bazen ona engel olmayacaksın.
Yani siz ekipler oraya ulaştığında onları koordine etme çabasına bazen girmeyeceksin. İlk ulaşabildikleri noktalara herkesin kolayca ulaşabilmesini, varabilmesini sağlayacaksın belki. Yani ilk anda o koordine etme çabasının da ben engel olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bizim maalesef bürokrasimizin çok kötü bir alışkanlığı var. Prosedürlere, emirlere, yazılı talimatlara çok bağlılar. Özür dilerim, böleceğim. Burada sanki ilk etapta, tabii anlamak çok zor. Anladığım kadarıyla özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da demecinde, mesela o depremden birkaç gün sonra bir demeci var. Saati 5.10, 5.20 civarı Sayın Cumhurbaşkanımızı aradık ve Hatay'da bir binanın yıkıldığını, 3 erimizin şehit olduğu haberini aldık ve Cumhurbaşkanımıza söyleyip Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na birlikte Hatay'a geçtim diyor. Adıyaman valisi de mesela, tabii bir söylenti ya da asparagas bilemiyorum, iddiaya göre yine birkaç binanın yıkıldığını, yani bununla sınırlı olduğu şeklinde bilgi verdiğini söylediği kaydediliyor. Dolayısıyla sanki ilk birkaç saat yıkımın boyutu anlaşılamamış gibi. Ben bunlara iddia olarak ortaya atılan hiçbir şeye bir kere ben inanmıyorum. Milli Bakanı'nın bu söyledikleri bizzat kendi ağzında. Ben burada olanı söyleyeyim. Buyurun. Çünkü bizzat yani eşim orada yaşadığı için bunu anlattıklarını söyleyeyim. Şimdi siz eğer sağlam bir ortamda bulunuyorsanız ve sizin binanız yıkılmamışsa onun dışında diğer elektriklerin kesilmesi nedeniyle sadece polis telsizlerinden, yani telsizlerden diğer hatların tamamı yok. Telefonlar da çok tahtitli çekiyor. İletişim de kısıtlı olduğu için, yoğunluk dolayısıyla herkes birbirini aradığından şunu söylüyorlar. Biz etrafımıza baktık. Etrafımızdaki ulaşılabilecek yerlerde benim yani yaşanan binada hiçbir şey yok. Dışarı bile çıkma ihtiyacı duymadım diyor. Yani dolayısıyla hocam özür dilerim. Ben burada ikinci bir husus daha var, pardon. Nereden bahsediyoruz? Kahramanmaraş'ın merkezinden yani olan şeyin olduğu yerden. İkinci bir husus, bu olayın olduğu esnada bazı yerlerde kar yağıyor. Bir diğer hususta gece karanlığı. Yani şu anda bile güneşin doğuşu 7 civarında şu anda bile. Dolayısıyla o gün Kahramanmaraş. O civarlarda da öyle. Yani o zamanki bir ay öncesi durumunda. Ve ben hemen gitmek düşüncesinde olduğumda ilk karşıma çıkan husus Kahramanmaraş ile Kayseri arasında yolların hava şartları nedeniyle kapalı olduğu idi. Yani buzlanma var. Bütün yerlerde, oralarda büyük araçlar özellikle kayıyorlar ve yollar tıkanıyor. Kastettiğiniz yol Göksun yolu üzerinde. Kayseri arasındaki yol. Diğer bir şeyde tünellerle ilgili kontrollerin hemen başlamış. Tünellerle ilgili kontrollerde de kontrol yapılıncaya kadar tıkanmaması için giriş yapılmaması düşüncesi hakim olmuş. Dolayısıyla bu hususları eğer doğru bir zemine koymazsak, yani olayın 4.17'de olduğu, saat neredeyse 6.30-7'ye kadar havanın aydınlanmadığı, elektriklerin olmadığı, kimsenin kimseyi göremediği, dolayısıyla bu işte Vali Bey'in söylediği, onun dışında bazı kişilerin söyledikleri... Yani özetle şunu mu diyorsunuz? Bu sebeplerden ötürü ilk birkaç saat yıkımın boyutu anlaşılamadı. Evet. Yani sadece herkes kendi yakınında 50-100 metreyi belki görüyorlar. Şöyle şimdi işin buradaki en önemli kısımlarından bir tanesi az önce söylediğim o bürokrasi meselesi. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela bir yerel yönetici işte bürokraside işte farklı bir ilde görev yapıyor. Normalde devlet görevlisi. İşte ki altında şeyler var, yöneticiler var, idareciler var. Orta kademede bir devlet yöneticisi, isim olarak da vermek istemiyorum. O yüzden herhangi bir resmi yazısı yok. Bakın, herhangi bir şekilde kendisine tevdi edilmiş bir görev yok. Yaptığı tek şey şu. Bir aşevi tarzında bir tesisat toparlıyor. 10 kişilik görev yaptığı ilçeden ekip toparlıyor. Ve gidiyor illerimizden bir tanesinde uygun olan bir yere burayı kuruyor.
tesisini kuruyor ve oradaki kamu personeline yemek dağıtıyor. İnisiyatif alıyor yani. İnisiyatif alıyor. Bakın, ve 20 gündür orada. Bakın, kendisine ne bir yazı verilmiş, ne bir görev verilmiş, hiçbir şey verilmemiş. Hiçbir resmi görevi yok. Gidiyor, ekip oraya kuruyor. Sonra kendisi görevinin başına dönüyor. O arkadaşların başına birisini bırakıyor. Şimdi hani az önce söylediğim şey, hani bazen önünü açmak. Mesela bu arkadaşımızın anlattığı bir şey söyleyeyim. Diyor ki ilk gün yani cesetler çıkarıyor, cenazeler çıkarılıyor ve şeylerin önünde cenazeler. Nereye kastediyor? Elbistan. Deprem bölgelerinden bir tanesini. İsim vermek istemiyorum. Cenazeler diyor şeyde. Şimdi bunların alınıp kontrol için yani taşınması gerekiyor. Cenaze araçları ortada yok. Henüz çünkü ulaşamamış. Söz konusu ildeki yıkım sebebiyle şey var, yani oradaki cenaze araçları devre dışı, görevleri devre dışı, organizasyon devre dışı. Ama oraya ulaşmış, işte devletin araçları var. Ondan sonra işte kamyonetleri falan var. Hemen oradaki işte bir polis ekibiyle, ondan sonra koordine bir şekilde görevlendirme yapıyor. Diyor ki arkadaşlar, cenazeleri, ondan sonra işte kimliklerini tespit edeceksiniz. Yani kimliği belirli olanları yakınlarıyla beraber alacaksınız ve bunların tespitinin yapılacağı, işte onunla alakalı adli tıp biriminin olduğu noktaya taşıyacaksınız. Bakın yani burada inisiyatif, görevlendirme, şu bu, hiçbir şeyden bahsetmiyoruz yani. Tamamen inisiyatifle orada kendi ifadesiyle işte yüzden çok fazla cenazeyi bu şekilde naklettiklerini söylüyor. Şimdi oradaki siz bunu, tamam mı, işte dedim ya, şimdi siz buna eğer orada görevli, ya sen kimsin kardeşim, niye bunu yapıyorsun, bunu yapma dersen, orada artık problem başlıyor. Sel akıyorsa siz selin önüne geçemezsiniz. Yani siz bunu ancak oradaki önündeki engelleri kaldıracaksınız ve akacak. Oradaki yani ben Maraş'ta özellikle konuştuğum yani vatandaşlar, işte çadırlarına konuk oldum, ilk andaki müdahalelerini anlattılar. Kendi çabalarıyla Hilti buluyorlar. Ondan sonra öğleye kadar, saat 11'e kadar yakınlarını çıkarıyorlar, çıkarabildiklerini ve arabaya atıp, araba kendi arabalarına atıp Kayseri'ye taşıyorlar, hastaneye taşıyorlar yaralarını, tekrar geri dönüyorlar. Diyorlar ki ya biz hani devam edelim çalışmaya, nerede çalışalım? Diyorlar ki sizin şeyiniz var mı? İşte belgeniz var mı? Arama kurtarma belgeniz var mı? Yetki belgeniz var mı? Şimdi bizzat vatandaştan yani çok da samimi, ondan sonra bir şekilde sohbet ortamında oturduk ve dinletti. Yani böyle televizyona, kameraya, mikrofona konuşma ortamı değil bu. Sohbet ediyoruz. Ondan sonra bunu söylediler. Şimdi siz bu arkadaşlara bakın, burada onu, siz bunu sorduğunuz andan itibaren orada sorun çözemezsiniz. İşte bürokrasi kafası dediğim, bakın bu bürokrasi kafası, tamam mı, bugüne mahsus bir şey değil. Biz 20 senedir bu ülkede İktidar, tek partili bir iktidara rağmen biz hala bunun eziyetini, acılarını hala çekmeye devam ediyoruz bu bürokrasinin. Tamam. Şimdi belki İstanbul bahsine geçince neler yapılmalı diye konuşacağız. İstanbul taşınma projesi, biz bugün benim yazım. Hakeza 2003'te Başbakan o zaman Sayın Erdoğan'ın talimat verdiği bir mesele. 2003'te. Gelelim ikinci. Ta 18 yıl geçmiş ve hala yani bürokrasi dediğimiz o hantal mekanizmanın detaylarını teferruatıyla yazdım ben. Peki. Yani maalesef işte buradaki, özür diliyorum. Buyurun. Yazıcıoğlu, rahmetli Vali Yazıcıoğlu. Recep Yazıcıoğlu modeline bizim şiddetle ihtiyacımız var. Valilerde, kaymakamlarda. Şiddetle yani. Peki. Bunun önünün açılması gerekiyor. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Dalkıran, Kazım Hocam, tabii generaldiniz bir dönem, dolayısıyla merak ettiğim bir şey var. Bu arada hemen peşinden söyleyeyim, depremi Amerika yaptı demek istemeyeceğim. Hani o komplo teorisine oraya girmeyeceğim ama yanlış anlaşılmasın. Çünkü hani birçok yerde Amerika mı yaptı, o mu yaptı, bu mu yaptı? Fakat çok konuşulduğu için şöyle bir soru soracağım. Biz depremden önce tuhaf olaylara tanık olduk. Önce ABD. Akabinde İngiltere konsolosluklarını kapattılar. Sonra 8-9 Avrupa ülkesi buna eklendi. Konsolosluklarını kapattı. Gerekçe de terör saldırısı. Sonra Amerikan savaş gemisi
geldi ve Amerikan Büyükelçisi dev bir bayrakla poz verdi. Hemen sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o büyükelçiye yönelik pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek dedi. Sonrasında bu olaylardan sonra 6 Şubat'ta deprem oldu. Deprem bölgesine giden Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bu olay içerisinde sırlar barındıran mucizelerle adlandırılabilecek bir olay dedi. Şimdi bütün bunları, yani puzzle'ın bu parçalarını bir araya getirenler aslında Türkiye'de bir şeyler olduğunu fakat bunun konuşulmadığını söylüyorlar. Size göre depremden önce yaşanan bu hadiselerle depremin bir bağlantısı var mı? Yoksa acaba depremden önce Türkiye'ye farklı bir fenalık düşünüyorlardı da deprem olunca bu kaldı mı? Ya da depremde işleri daha da kolaylaşabilirdi. Böyleyse evet, niye yapmadılar gibi. Evet. Şimdi tabii bu soru gerçekten hem uluslararası ilişkiler anlamında hem de bizim toplumumuz için cevaplanması gereken bir soru. Hı hı. Ben sadece imkan kabiliyetler anlamında bunu değerlendirebilirim. Yani şunu söyleyelim. 11 Şubat'ta ilk pazar günü depremden sonraki ben işte Kahramanmaraş'a gittim. Tekrar Perşembe günü program olmamıştı. Ama pazar günü akşam program oldu. O programda yine benzer bir konuyu açıklamaya çalıştık. Şimdi bu arada arada bir de Kağıthane depremi var. İşte, 5 Şubat. Yani tabii o depremlerin seviyesi farklı. Şimdi şunu insanlar biliyorlar. Frekansla taş kırma, bizim böbrek taşı kırma operasyonu dediğimiz bir operasyon. Bunun olduğunu bilen bir insan, farklı seviyelerde uygulanabileceğini kabul etmesi gerekir. Yani biz böbrek taşlarını kırabiliyorsak frekansla diğer şeyleri de yapabileceğimizi kabul etmemiz gerekir. Ancak bizim insanlar olarak, dünya olarak, yani bu dünyada işte ben hep söylüyorum, Kızılderili bir atasözü, Kızılderililerin atasözü var. Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan borç aldık diyorlar. Bu bizim için işte son zamanlarda sıfır atık, bu Birleşmiş Milletler'de de kabul edildi yaklaşımlar. Dolayısıyla geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş bitmek üzereyken tam da Japonya'ya iki büyük şehre, Hiroşima ve Nagasaki'ye işte nükleer silahları kullandığı, yani elinde olan şeyi göstermek. Bu aslında savaşın bitmediğini gösteren bir şeydi. Ve 1945 yılında Birleşmiş Milletler'in, ben iki tane madde söylüyorum genelde çok önemli olan. Birisi Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 93. maddesidir. Birisi de bizim anayasamızın 92. maddesidir. Bu iki birbirine yakın olduğu için de çağrışım yapsın diye söylüyorum. Burada Birleşmiş Milletler şunu söyledi. Dedi ki Almanya ve Japonya düşman devlet statüsündedir. Enemy state statüsündedir. Dolayısıyla bunlar 50 yıl boyunca ordu vesaire şeyler kuramayacaklar dedi. Bu aslında önemli bir şeydi. Yani buradan işte teknolojiye sahip olan ülkelerin neler yapabileceğini, ama ben şunu da ekliyorum biraz önce söylediğim gibi, biz eğer iyi bir dünya istiyorsak Amerika'nın Afganistan'da düştüğü duruma düşmemesi için bir daha bu tür yanlışları yapmaması gerektiğini ifade ederiz. Dolayısıyla benim elimde imkan kabiliyet var. Bunu bazı işte Amerika şöyle bir şey yapıyor. Görevimiz Tehlike dizileri yayınlıyordu. Orada biz, ben 1985 yılında yanlış hatırlamıyorsam izlediğim bir özel biyolojik ajan üretiliyor. Bu biyolojik ajanla bütün işte dünyadaki tahıllara zarar verilebilir. 1960 yılı çekimlerde de iyonosfere ışın gönderiyorlar. Tabii. Yani iklimi falan değişiyor. Yani işte bu B-52, B-51 bölgesi vesaire Amerika'daki çalışmalar yapıldığını. Bunlar yani açık kaynaktaki bilgiler. Yine benzer şekilde. Hocam özür dilerim. Tabii. Parantez.
bizim yani televizyonda ya da dizilerde, yani Amerikan yapımı işlerde gördüğümüz hayal ürünü olarak konumlandırdığımız şeyler, kamuoyuna eğer deklare edilmeye başlanmışsa bu artık işten çoktan geçmiştir. Adamlar geçmiş demektir. Başlamıştır yani. Yani bu artık üzerinde çalışılmış, üzerinde bir mesafe kat edilmiş. Ondan sonra da bununla alakalı da danışmanlık seviyesine geçmiş demektir yani. Bu kısmını da herhalde evet, unutmamak dolayısıyla lazım. Dolayısıyla yani bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin işte daha önce Vietnam'da onların düştüğü durum, Rusya'nın Afganistan'da düştüğü durum, Babrak Karmal hükümeti döneminde orayı işgal etmeye çalışmalar, oradan sonra çıkışları, Amerika'nın Taliban, sözde Taliban'la mücadele, Afganistan'ı bir şekilde kullanmaya yönelmesi ve oradan işte kaçarken düştüğü durum. Bugün Amerika'nın Irak'tan çıkmak zorunda kalması, Amerika'nın Suriye'de bulunduğu durumun artık kabul edilemez bir hale geldiğini, kendi ülkelerinde de. Ben tahmin ediyorum yeni bir şey, bir an önce Suriye'den çıkmamız gerekir diye bir teklif verdiler. İsmini hatırlamadım şu anda Amerika. Kendisi de iyi niyetli birisi gibi gözüküyor. Gerçekten de doğru. Amerika'nın kendi ülkesinde insanların ihtiyacı olan şeyleri yapmaya daha fazla yönelmesi gerekir. Şimdi biz hep şunu gündemde görüyoruz. İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için müracaat ettiler. Çünkü işte Rusya bir kendine çok yakın olan bir millet diye söylersek Ukrayna'yı işgal etmeye kalktı. Onda da yine onlar da hata yaptıkları için, yani Putin de kandırıldı. Dolayısıyla öyle bir şeyin içerisine çekildi, tuzağın içine. Şu anda Amerika'da böyle bir şeyi, yani elinde var olan bir imkanı isteyerek veya istemeyerek birilerinin kullanmasına imkan vermiş olursa yarın bir gün bunun hesabını veremez. Yani bunun geçmişte yaşanan örnekleri var. İşte, özür dilerim. Yani elinde bir teknoloji var. İsterse bu teknolojiyi bunun olabileceği fenalıklar yapabilirler. Ama şu anda içinde bulunduğu durum nedeniyle bunu yapmış olamaz. Bunu yapmış olamaz değil. Yaparsa? Bunu yapmış olamaz değil. Geçmişte de bunu yapan kişiler, mesela o big bomb dedikleri, yani o şeyi atan, Hiroşima'ya o bombayı atan kişi, o etkinin olacağından haberdar değil. Dolayısıyla biz işte proxy savaşları veya işte vekalet savaşları dediğimiz şeyler aslında dünyada hep devam ediyor. Ne zaman o devletin yöneticisi bizzat o savaşın içinde değilse, uzaktan kumandayla atışlar yapılıyorsa. Bizde bir söz vardır: silah icat oldu, mertlik bozuldu. Neden böyledir? Çünkü siz o silahla attığınızda, kılıçla veya kalkanla birbirinize karşı olduğunuzda hep anlatır. Hazreti Ali Efendimiz bir hasmı çok savaş yapmışlar ama bir kendisine şey yapması da toparlıyor. Tabii bir kişisel işte ona hak tükürmesi dolayısıyla onu bırakmıştır. İşte bizim artık Amerika'nın kontrolden çıkan bir ordu yapısı varsa, buraya doğru gidiliyorsa, bunu sadece biz değil Amerika'da düşünmesi gerekiyor. Ben sadece çeşitli vesilelerle, biraz önce söylediğim gibi, yani biz böbrek kırma operasyonu titreşimle yapabiliyorsak, böbrek taşı kırma, bu kabiliyetlerin olabileceğini kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla da kim olacaksa olsun bundan uzak durması lazım. Bir an önce bizim kendimize gelelim kısaca. Ben şuraya girmiş olayım. Biz ne oluyor da yani hata yapıyoruz. Yani bina yapanların bazıları, bir bugün vardı Kahramanmaraş'taki işte bir siteyi yapan kişi, daha sonra FETÖ nedeniyle yurt dışına kaçmış ama inançlı bir ailenin çocuğu, yani Seher Hoca'nın çocuğu diye bir bahsediliyor. Bunu yazanlara da söylüyorum. Yıldıray diye birisi yazmış. Hı hı. Şimdi ne oldu? Niye Seher Hoca'nın çocuğu böyle bir şey yapmak durumunda kaldı? İşte bizim bunu 28 Şubat üzerinden, hatta daha öteye gidelim, Şark meselesi üzerinden, daha da geriye gidelim. Ali Hocam belki bazı başka şeyler söylerler. Yani Hazreti Osman'ın şehit edilmesine, Hazreti Ali'nin şehit edilmesine gidelim. Yani Müslümanlar öyle bir gafletin içerisine düşmüşler ki, daha ötesinde işte geçen hafta söylendi, Hazreti Adem'in çocukları Habil'le Kabil'in birbirine. O zaman
Şeytan bir yerde duruyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan yaklaşıyor. Bizim yapacağımız şey, biraz sonra devam edelim olmazsa. Teşekkür. Burada dengeli hareket edebilmek. O zaman ikinci bölümde eğer baktıysanız olur. Sizde hidrolik kırma diye bir şey var. Mesela AB'de baktığım haberlerde yazdığınızda zaten hidrolik kırmayı AB'de yasakladı diye bir başlık yazdığınızda bir sürü haber çıkıyor. Bizim haber siteleri de kaleme almış ama bugün aynı sistem mesela işte sizin memleketinizde Kahramanmaraş'ta ve diğer petrol kuyularında uygulanıyormuş. Bu hidrolik sistem neye neden oluyormuş? Evet, direkt bir deprem yapmıyor ama fay hattı üzerinde yapılırsa hem depremin boyutunu etkiliyormuş hem de öne çekiyormuş. O halde bundan da bahsederseniz sevinirim evet. İkinci bölümde. Ali İhsan Bey, şimdi bugün gözüme bir video takıldı. Yusuf Kaplan Hoca'nın bir videosu. Herhalde onu, o videonun üzerinde 10 gün geçmiş. Eski bir program, yani 10 gün önceki program. Orada diyor ki Serdar Tunceli, devlet yok kardeşim, ben de 3. gün ben gittim gördüm, yok yani göremedim diyor, yani doğruları konuşalım diyor. Bugün Twitter'ından baktım, diyor ki benim üzerimden bir algı çalışması başlatmışlar. Bir takım aksaklıklar olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız da kabul etti ve helallik istedi şeklinde bir ifadesi var. Şimdi devlet yok algısı var ya da bir gerçek mi bilmiyorum, siz ne gördünüz ilk 5 günde 6 günde ya da şartlar çok zordu, yapılabilenin en iyisi mi yapıldı? Recep Bey öyle giriş yaptı, doğru tespit yaptı ama sonra etrafımızdaki o yanlış yorumların belki etkisi altında kalarak işte inisiyatif alınması gerektiğini veya kendi yakınlarını bir kurtarma çalışması yapan insanların sonrasında gelip tekrar başka binalarda da kurtarma çalışmasına katılmak istedikleri zaman yetki belgesi vesaire arandığını söyledi. Veya işte cenaze araçlarının olmadığını söyledi. Ama kendisi öncesinde zaten söyledi. Böyle bir büyük felakette ne olabilir? Nasıl kurtarma yapabilirsiniz? Bir, cenazeleri kaldıracaksınız. Bir ilçeden bahsedelim. 150 tane cenaze var. Siz o ilçede 150 değil, 3 taneden fazla cenaze aracı yoktur. Ne yapacaksınız? Yani deprem olacak diye 150 tane cenaze aracı mı hazır vaziyette onlarca yıl tutacaksınız? Böyle bir şey mümkün mü? Felaketin büyüklüğüne göre biz bunları bir şekilde katlanmak zorunda olduğumuz acılar bunlar. Hastane, COVID salgınında yaşadık biz bunu. Binlerce insanımız gitti, yoğun bakım yatakları doldu denildi, dolmak üzere denildi vesaire. Siz şimdi 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon kişi hasta olabilir diye 10 milyon kişilik hastaneleri hazır vaziyette tutabilir misiniz? Teknik altyapınız böyle bir şeye hiçbir ülkede, hiçbir dünya devletinde mümkün değil. Dolayısıyla felaketin büyüklüğüyle kıyaslayarak yorum yapmamız gerekir. Buyurun. Özür dilerim. Bugün işte tutuklanan, gözaltına alınan bir provokatör var malum. 23 derece diye bir hesap. Hesabın yaydığı Elbistan'daki devlet hastanesinde cenazelerin olduğu bir videoyu, yani görüntüyü ta 20 gün sonra hala bu halde diye yayınladılar. Şimdi ben gittiğimde 5. gün evet orada cenazelerin olduğunu ben gözümle görmedim. İçeri girmemize müsaade edilmedi o zaman. Cenazelerin olduğunu ifade ettiler. Oradaki şeyler göre... Şimdi bir de şuna da bakmamız gerekmez mi? O cenaze kaç saat önce oraya geldi? Tamam, saat önce geldi, seni diyebilirsin. Tam da onu söylemek istiyorum. Şöyle, oradaki hesap sanki 17. günde de böyleymiş gibi. Elbistan Devlet Hastanesi aslında ayakta. Herhangi bir hasarı yok. Ama ilk gün hangi binada hasar var yok kimse bilemediği için, hasarsız olsa bile bütün devlet kurumları, hastaneler ve diğerlerinin tamamı boşaltıldı. Tamamı dışarıda çadırlara hemen anında taşındı ve Elbistan Devlet Hastanesi'nin ana binası da dediğiniz gibi nasıl cenaze aracı oraya koymak mümkün değilse yüzlerce kişilik bir morgunuzun olması mümkün mü? Nerede bekleteceksiniz? Havada zaten az önce söylediğim gibi -21 derece. Yani Elbistan Hastanesi'nin koridorlarını evet bir morg olarak kullandılar.
Fakat bunu şunun için. Şimdi düşünsenize. Ne yapacağız? Enkazdan çıktı. Hemen götürüp o vaziyette defin mi edilecek? İşte 17 teşhisi Ağustos'ta var, bakın var. 17 Ağustos'ta binlerce kaybımız var. Binlerce kişi kayboldu yani. Bundan dolayı hani nereye defnedildiği, ne olduğu belli değil. Ama burada onun tamamı kimliklendirildi ki bahsi gelirse söylerim. Hatay'da bizzat ben işlem yapılan 10 tane cenazenin bulunduğu bir noktaya gözlerimle şahitlik ettim. Yani özür diliyorum. Estağfurullah. Yani açacağız, konuları açacağız, evet. Ki bakış açıları, farklı bakış açıları olması lazım ki konuyu daha sıhhatli değerlendirebilelim. Yine Recep Bey dedi ki ya kendi inisiyatifiyle insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Şimdi binlerce bina, benim de aklıma işte şeytan mı söyletiyor, kim söyletiyor bilmem. Ama binlerce binadan insanlar burada bağırılıyor. Yoldan geçenler kulaklarını tıkayıp geçiyorlar buradan dedikleri bir ortamda. Kimmiş Afaz'ın, efendim ben izin vermezsem sen arama yapamazsın, kurtarma yapamazsın. Hakim olamaz ya, 3 gün yoktu zaten bunlar diyorlar. Bir öyle diyoruz, bir ondan sonra diyoruz ki izin vermedikleri için adamın elinde teknik aleti var. Şöyle, buyurun. Enkazın başına gidip orada sen buraya giremezsin'den bahsetmiyorum. Yani bizi bir yere görevlendirin, bir ekibe dahil edin. Ne gerek var? Kendi yakınını i̇şte kurtarmışsın. Sonra, git hemen yanın başında yıkılan bir ikinci binaya git. Zaten, kime ne soruyorsun? Yani şöyle, vatandaş zaten daha sonra bunu yapıyor. Yani. Ben oradaki yani. Söylediğim şey şu. Ama orada ya size karşı demiyorum. Yok ben. Yani doğru anlatımlar diye. Büyük bir felaket yaşamışız. Yani doğru bu büyük felaketin kastım. İçerisinde insanlarımız bazı olayları anlatıyorlar. Ama bu olayları anlatırken de insanlarımız biraz da şu açıdan da baksınlar. Cenaze aracı 100 tane bir cenaze aracı Elbistan Belediyesi tutamaz. İstanbul Belediyesi'nde belki bulamazsınız o kadar aracı. Dolayısıyla büyüklüğüne, felaketin büyüklüğüne bakıp ona göre daha sıhhatli, daha mantıklı değerlendirme yapmamız lazım. 7.6, 7.7 deprem söylüyoruz ki esas ben şunu da bir kıyas olarak yapmamız lazım. İstanbul depremini yaşadık. İstanbul depreminde biz hemen yarım saat sonrasında, bir saat sonrasında işte radyo olabilir, televizyon olabilir. Felaketle ilgili ipuçlarını aldık. Peki biz bu felakette, bu depremde ben hala şunu bilemiyorum ya. Gece yarısı olan depremde ne kadar yıkım oldu? Öğlenliğin yaşanan ikinci depremde daha mı fazla yoksa daha düşük mü? Daha hasar mı? Gören daha var mı? Var mı bir televizyoncumuzun, televizyonlarımızın? Bu AFAD'ın yazması lazım. Ben şöyle ben burada bazı illeri yazdım ben onunla alakalı. Hayır, burada şöyle bir şey var. İkincisi Elbistan, tamamen yıktı. Elbistan gece yıkılan bina sayısı 3. Evet. Burada gündüz yıkılan bina sayısı Hatay'ı büyük yerleri söyleyelim. Elbistan gündüz yıkılan bina sayısı 1000 civarında, gece yıkılan bina sayısı sadece 3. Şimdi burada bu kadar fark var. Malatya'da da benzer bir tablo var. Buyurun. Uydu çekimleri var. Ben onları inceledim. Harita Genel Komutanlığı'nın da bu konuda yaptığı çalışma var. Saat bazlı mı? Harita, yani geceyi ayrı, gündüzü ayrı tabii, gösterebilir. Tabii. Onların çekimleri yaptıkları gündüz o ikinci deprem olmadan önce ayakta olan binalar belli. Ondan sonra yıkılan binalar belli. Bunu tespit ediyor zaten. AFAD'da bu konuda gerçekten çok iyi tespitler yani var. Yani ikincide daha fazla mı yıkılmış? Tabii ki ikincide daha fazla yıkılmış. Çünkü birincide hasar gördü. Yani az hasar görenler, orta hasarlı olanlar dahi ikinci depremde yıkıldı. Bunun en çok etki ettiği yer Adıyaman ve Malatya. O bölgelerde. Hatta ikincide Elbistan. Yıkılma. Elbistan'ın merkezi olduğu için. Elbistan'ın kendisi zaten genel olarak şeyi söyledik. Maraş'ta Karamaraş dediğimiz bölge, Elbistan'da da Kara Elbistan dediğimiz bölge çok 1500'lü yıllarda aynı şekilde yıkılan yerler. Oralarda maalesef hasar daha fazla. Ali Sen Bey. Ben bir küçük kıyas yapıp hemen bitirmiş olayım. Burada bir şey söylemek lazım Ali Sen Bey, özür dilerim. Bizim can kaybımızın bakın yani elbette çok fazla canımız yanıyor ama 45 bin olmasının sebebi çok daha yukarıları olabilirdi. 100 binin 150 bin üzerinde olabilirdi. Eğer bu binaların tamamı gece yıkılmış olsaydı. Hani sorunuza da bir cevap olması adına söyledim. Evet. Buyurun. Hemen tamamlayalım. Yıkıma göre Hasan Bey. Evet. Zayiat az.
Kenan Bey'e döneyim. Şimdi böyle büyük bir felaketi yaşadıktan sonra dahi Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ki o bölge 13 milyonluk bir bölge. Biz İstanbul'da 16 milyon olarak yaşıyoruz. Ve büyük bir felaketin de İstanbul'u beklediğini sık sık tekrarlıyoruz. Şimdi İstanbul güçleniyor diye büyük bir program açıklıyor. Ve o büyük programda söylediği şey şu: 10 bin kurtarma elemanımız için. Bunu büyük şaşayla anlatıyor. Deprem için ne hazırlık yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz falan filan. Siz bizim sitemize girin de bakın kardeşim diyor. Biz medyaya 800 milyon, 1 milyar lira ayırdıysak depreme neler ayırdık? Girin sitemize bakın diyor. Ben de merak ettim, girdim baktım. Diyor ki 10 bin eleman için 5 günlük 3 öğün yemek stoku depolanmış durumdayız. Ya 10 bin nedir ya 10 bin? 50 bin, 100 bin bina yıkıldığından bahsediyoruz. Bir binanın başına sen 10 kişi verecek olsan 100 bin bina için 10 ile çarptığın zaman 1 milyon kurtarma ekibi olması lazım. He vardır, yoktur, o kadar elemanı bulursun bulamazsın ayrı bir mevzu, ama sen şimdiden eğer biz çok iyi hazırlandık dediğin bir noktada açıkladığın rakam buysa 10 bin kişi için 3 öğün 5 günlük yemek hazırlamak. Kenan Bey, sizin zihninizde nasıl bir fotoğraf oluştu? Yani fotoğrafı aslında biz bazı tartışmalarla zannediyorum fulü ulaştırıyoruz. Hatta fotoğrafı, tabloyu tanınmayacak hale getiriyoruz diye ben açıkçası çekiniyorum. Normal şartlarda baktığımız zaman yani deprem hadisesi yeni bugünle ilgili bir hadise değil. Pay hatları meselesi bugünle ilgili bir hadise değil. Ya da uzun yıllardan beri tartıştığımız efendim ovalara şöyle yapılır mı? Şöyle katlar yapılır mı? Demir düzeni böyle olur mu? Beton düzeni böyle olur mu diye yıllarca konuştuk, tartıştık. Bunun üzerine efendim ilmi anlamda, bilimsel anlamda çalışmalar yapıldı, sempozyumlar yapıldı. Şu oluştu, bu oluştu. Fakat şimdi getirdik meseleyi, bir aydır Ege Denizi'ne, Akdeniz'e gelen Amerikan gemisine bağlayarak adeta bir işin içinden çıkılmaz bir tablo oluşturuyoruz. Şimdi bir takım şeyler filmlere yansıyabilir, doğrudur. E o zaman ne diyeceğiz? Yani şimdi Matrix'i izleyeceğiz. Ne onun efendim havada kurşunları durdurma operasyonunu bugün acaba Amerikalılar yapıyor diye mi düşüneceğiz? Morpheus üzerinden başka hikayeler mi oluşturacağız? Yani bu böyledir. Jules Verne denizler altında 20 bin fersa yazdığı zaman denizaltı diye bir mefhum yoktu. İnsan ama aklı böyle çalışır. Tamamen buna da bağlamayalım ama tamamen yok da saymayalım. Hayır, ya şimdi yok sayma meselesi değil ama şimdi mesela Kazım Hocam ifade etti, dedi ki böbrek taşları dedi kırılırken dedi frekanstan dedi istifade ediyor. Bu doğru. Ama sizin böbrek taşı dediğiniz hikaye belli bir alanda, değil mi? Mercek altına alınmış belli bir alanda 1 santimlik, 1.1 santimlik bir taştan bahsediyorsunuz. Bu bölge kuzey batıdan güney doğuya, pardon, kuzey doğudan güney batıya 550 kilometrelik bir hat. Yerin 7 kilometre, 9 kilometre, 20 kilometre derininde muazzam bir kırılma. Şimdi bunu ortaya çıkartacak efendim böyle bir kırılmayı ortaya çıkartacak enerji için yani 3 5 8 10 değil yüzlerce nükleer bombanın yerin şu kilometre altlarında ve değişik şeylerde coğrafi konumlarda aynı anda patlatılması icap ediyor. Şimdi bu harp diye bir şeyden bahsediliyor. Harp diye bir hikayeden bahsediliyor. Bu hikaye eski bir hikaye ama ben buna ilişkin deprem uzmanlarının, yer bilimcilerin konuşmalarına baktığımız zaman buna ilişkin herhangi bir veri konuşulmuyor. Fakat bunun fizikle, depremle, yer bilimiyle ilgisi olmayan arkadaşlar kesin bir bilgiymiş gibi takdim ediyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. Ha, biyolojik bir savaş var mıdır? Var. Yani Cengiz Han'ın döneminde de var biyolojik savaş. Yani Amerika istila edildiği zaman Kızılderili'ye dönük de bir biyolojik savaş var. Efendim onlara güya hibe edilen elbiselerde, hibe edilen battaniyelerde çiçek virüsü var. On binlerce Kızılderili'yi böyle kırdılar. Evet, Batı'nın zihninde, kalbinde, ufkunda gerçekten katliam vardır. Biyolojik anlamda, fiziksel anlamda, nükleer silahıyla her türlü melanet olabilir. Düşünebilirler ama onların düşünme potansiyeli ya da onların teamülleri
Böyle olmakla birlikte bu imkan ve kabiliyetlere sahip olduğu anlamına gelmez, gelemez. O tarihte de belki çiçek virüsü için de benzer şeyler söylenmiş olabilir. Değil, hayır böyle canım, bir olur kabiliyeti mu? Yoktur bunların. Olur mu canım, olur mu? Olabilir. Bizzat o dönemde insanlar bırakın battaniyeyi şunu bunu çiçek olan şehirlere girmiyorlar. Yani ondan yüzyıllar öncesinde insanlar Hazreti Peygamber döneminde de ondan öncesinde de karantina diye bir Kenan sağlık Bey, yaklaşımı var zaten. Şöyle makaleler var mesela ünlü dergilerde çıkmış. Az önce zikrettiğim gibi söyledim ya, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio'da bu hidrolik kırma yöntemiyle kaya gazı arama ya da petrol arama nedeniyle denenmiş de test edilmiş çeşitli depremler meydana gelmiş. Yani fay hattının olduğu yerlerde. Daha sonra da Amerika bu teknolojiyi yasaklamış. Şimdi bu bakın Nevada çölü nerede hocam? Texas. Evet. Texas'ta değil evet. mi? Nevada çölünde Amerika kaç defa nükleer deneme yaptı? Çok defa. Öyle bir 3-5 değil. Nükleer denemelerin hemen tamamı orada yapılıyor. Çin yapıyor mu bunu hocam? Yapıyor. Rusya yapıyor mu? Yapıyor. Yani bunlar olmamış şeyler değil. Biz bazen maalesef yani Amerika ya da Rusya ya da fark etmez batılı herhangi bir ülkenin geçmişte yapmış olduğu bir takım belki kötülükler, zulümler, cinayetler, katliamlar, yıkımlar üzerinden yola çıkarak bugünden hareket edip maalesef kurgu yapıyoruz. Kurguya karşıyım. Komplo teorisine bizim kesinlikle mesafeli durmamız lazım. Bunların en temelde ya bizim itikadımızı sarsın düşünelim. Ya Kur'an-ı Kerim'de zelzele diye bir sure var. Ve yerin hareketliliğini Allah-u Teala bir sünnete, bir tabiata bağlamış. Yani siz az önce bahsettiniz, Yıldıray Oğur'un yazısından bahsettiniz. Ya bakalım ya 80 öncesinde bile deniliyor ki Garamaraş değil mi? Karamaraş değil. Garamaraş bölgesinde kulübe dahi yapılmasın diye deprem uzmanları konuşma yapıyorlar. Tutanakları var, şaka falan değil bunlar. 80'de aynı şekilde bu bölgeler kesinlikle imara açılmasın deniliyor. Şu dere bölgesine, şu yatak bölgesine yapılmasın deniliyor. Ama ne oluyor? Şimdi bakalım bir takım inşaatlar yapılmış. 14 kat verilmiş. 14 kat bina ama üzerinde de 14 kanat bina izni verilmiş. İmar izni verilmiş. Emsal çıkartılmış ama altta da 4 katlı dükkanlar var. Bu binalardan tabii 70 tane 80 tane ölü çıkar. Niye? Sürekli imar tadilatına gidilmiş. İmar tadilatına tamamlayıcı olsun. Usulsüzlükler yapılmış bu tadilatlarda. Kenan Bey tamamlayıcı olsun. Hürriyet Mahallesi var Maraş'ın. Maraş'ta olduğumuz 3. ya da 4. gün biz hani böyle bir yukarı doğru bir bakalım dedik. Hem de bir işte gazeteye yazı yazacağım vesaire filan. Bir cami bulalım. İşte hem yazımı yazayım orada filan diye ararken bir camiye denk geldik. Kocaman bir site. Devasa yapılar. Bir tane çatlak yok. Nerede? Ahir Dağı eteğinde. Evet, bizim de. O caminin sitelerin ortasındaki camiyi vatandaşlara sığınak yapmışlar. Şu yukarıda Abdülhamit Camisi'nin olduğu bölgeden bahsediyorsun. Diğer tarafta kuzeyde, neydi ismini hatırlayamadım şimdi caminin. 150 kişiye sığınmıştı. Orayı bir taraftan da yardım merkezi haline dönüştürmüşlerdi. Bir gece hatta işte sabaha karşı orada ufak bir istirahat de ettik. Yani hani arabadaydık sürekli filan. Şimdi dağın eteği, oraya geleceğim. Evet. Buna ilişkin aslında hani tarihsel bir tecrübe var. Bu tarihsel tecrübeyi biz zaman zaman şöyle düşünüyoruz. Yani deprem de olsa, fay hattı da olsa, yeni bir takım fay zon mu diyoruz? Onlar teşhis ve tespit edilmiş olsa bile bizim yaptığımız betonla biz bunu badiresiz atlatırız diye düşünüyoruz. Yani biz tabiata meydan okuyoruz. Burada bir tek şeyi ben düzeltmek adına. Buyurun. Şimdi her patlamanın yapıldığı bölgenin etki mesafesi var. Diğer şeylerde de öyledir, patlamalarda da. Dolayısıyla Amerika'nın işte Kaliforniya'da genelde depremler oluyor. Onun için orada bu şeyi yapıyorlar. Türkiye için de işte sağlam olduğu için Anamur bölgesi mesela nükleer bölge olarak seçildi. Diğer yerlerde sağlam olan var. Ama örnek olarak diyelim Suriye'de şu anda Amerika işte petrol bölgelerini kontrol ediyor. Sadece bizde değil. Evet. Suriye'de de ediyor. İşte kaya gazı çıkarmak için hidrolik kırma işlemleri vesaire bunların etkileri olduğunu kabul ediyorlar.
Bunun etki mesafesi nereye kadar? Bilimsel araştırma. Sonucunda bilim adamları şunu söylüyor. Siz noktaya atış ettiğiniz zaman, vurduğunuz zaman o son kırılma noktası zaten hazır. Bu söyleniyor. 2019'da da şey yapılmış. İşte o kırma zamanı kontrol edilebilir mi? Buna tamam, bakmak. Şimdi ona bakın, ona itirazım yok. Evet. Biz 3 sene önce Kenan Bey, bir dakika, Üsküdar'da Şemsipaşa Camii'nin önünde yol genişletme çabası diyeyim ki çalışmalarında denizin içerisine şu kadar metre derinliğinde kazık çakılırken, her gün tak 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 makinalar kazığı çakarken ne oldu? Şemsipaşa Camii'nin duvarları çatladı. Bunlar olmaz değil. Ama etki başka bir şey. Bizzat bunu yapmak başka bir şeydir. Yok, ben yaptı ikisinin, diyen yok zaten. İkisinin yaptı arasında hızlandırılmış olabilir. Yaptı diyen yok. Yok, yaptı diye kimse söylemiyor. Canım. Ben Alistan orada Bey. Pay var. Zaten Alistan yapabilecek, haşa yapabilecek Alistan ne bir kudret ne bir şey. Dinliyorum, yani bence böyle programlar şey var ya. Canım. Hay hatta olan bir yerde olabilir. Yapıyor diye kimsenin bir iddiası yok. Fay nasıl hatta yok, olan yok bir yerde var. Olmaz olur mu? Benim de anladığım şu, fay hattında yaptığında öne alabiliyor. İsteği tetikliyorlar yani. Kontrollü yapalım. Hızlandırabiliyor, kontrollü yani. Yani sonra, yüzyıllar sonra onu da yapacaklar. Şimdi fay hattının, hocam belki biraz daha iyi bilir ama fay hattının bir yerinden kırdınız mı zaten hepsi birden kırılmış oluyor. Benim, bu zelzele olmuş yapalım oluyor zaten. Yani, tamam, ben neticede tekrar atom bombaları atmaya gerek yok yani 10 tane. Ben tane şunu söyleyeyim. Hayır, bunu bizzat bilim diye konuşan insanlar televizyonlara çıkıyorlar. Bu deprem böyle olmuştur, şöyle olmuştur, sismik dalgalar Ramazan Kaan Kurtoğlu'ndan şu 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 arkadaşlara kadar. Bir de buna güya bilimsel bir kılıf veriyorlar, konuşulmuyor değil, konuşuluyor. Ve bu komple teorisi insanların aklına, mantığına, tarihsel tecrübesine maalesef savaş açmış durumda. Ve bunun derin anlamda, ciddi anlamda vesveseyi, şüpheyi tetiklediğini, insanları akıl hastalığına doğru sürüklediğini de bizim görmemiz lazım. Görmemiz lazım. Niye o mahallede yıkım olmuyor da öbür mahallede yıkım oluyor? Yani bu sadece tesadüfle izah edilebilir mi? Peki. Yani 14 katlı, 16 katlı bina yapılıyor ve buraya yapılmaması lazım. Yani toprak yapısı bu, coğrafi yapı bu, fay hattı bu. Biz diyoruz ki yok abi, ben yaptığım teknikle bu coğrafi bütün özelliklerini hepsini efendim tersine çevirebilirim diyoruz. Böyle bir şey olmaz. Peki. Kısa bir reklam, reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacağız. Başka Açıdan ikinci bölümde devam ediyor sevgili izleyiciler. Kenan, bu biyolojik silahlarla ilgili olarak söylemek istiyorum. Şimdi az önce siz yani biyolojik bir savaş veriliyor mu dediniz? Veriliyor tabii. Çünkü değerli hocam, buradaki az önce sismolojik bir savaş. Tabii. Şimdi olabilir. Bakın, bunları, bu ihtimalleri göz ardı etmeyelim. Ancak elimizde makul, mantıklı, somut deliller olmadan bunlar üzerine deprem yorumladığımız zaman hakikaten ortaya bizim açımızdan büyük bir felaket Kenan tablosu Bey, çıkar. Ama ya, sizin gibi düşünüyorum amenas. Diyorsunuz ki ihmallerin üzerine kapatıyorlar ya da bilmeden ya da bilerek kapatıyoruz. Dolayısıyla burada işin içerisinde ihmaller olanlar nemalanabilir. Burası tamam, eyvallah. Ama mesela hocam da dedi, ben de baktım. Amerika'da bizzat kanıtlanmış, yani bazı bilimsel makalelere konu olmuş gerçekler var. Bunları da yok saymasak mı? Şimdi bakın yani Amerika'da, bunlara da tedbirli olalım. Amerika'da şöyle harita yayınlanır, böyle makale yayınlanır. Amerika'da da deliler var, çıldırmışlar var. Her türlü provokasyonu, ajitasyonu meslek edinmiş olanlar var. Benzerleri Rusya'da var, Almanya'da var. Yani şimdi mesela burada bir takım milletvekilleri mecliste saçma sapan konuşmuyor mu? Konuşuyor. Ya Almanya'da konuşmaz mı? Konuşur ya. Yunanistan'da konuşmaz mı? Konuşur. Yani insan faktörünü göz ardı ederek her şeyin biçilmiş, planlanmış olduğu üzerinden hareket doğru değil. En başta bu. İkincisi, değerli hocam az önce vekalet savaşlarından bahsetti değil mi? Yani vekalet savaşlarından bahsetti. Yani bazen ülkeler, devletler bizzat ordularla, düzenli ordularla karşı karşıya kalmaz. Arada efendim finans sektörü, bazen dijital sektör, bazen efendim şunlar bunlar vesaire yaparlar. Bu tabii ki aynı oranda, aynı zamanda bir biyolojik savaşı da ihtiva eder. Şimdi yıllarca Türkiye gibi ülkelerin, batı dışı toplumların sadece madenleri, tarihi eserleri yağmalanmadı. Buraya turist kılığında gelip insanlar
Artvin yaylalarından başladılar. Hakkari'nin dağlarına kadar. Böceğinden, kelebeğinden, sineğinden, sivrisineğinden, otuna, ısırganına, bilmem nesine kadar yüz binlerce numune topladı. Ben hatırlıyorum. Çocukken bizim o köyün dağlarına gelirlerdi. Topladılar. Renkli kelebekleri bunları toplardı. Bunları tasdif ederek bölgelerine uygun bir biçimde bu insanlar kimi biyologtu, kimi ziraat mühendisi, kimi başka bir şeydi. Komplo buraya teorilerine alet olma Kenan Bey. Değil efendim. Olanı anlatıyorum. Olanı. Yani bir hayal falan kurmuyorum. Canım onlar yeşillik toplamak için. Evet. Sadece toplamak bir şey babuna Oktar için, babuna için 150 bin doz evet. kan bizim toplandı. İnsanımızdan ha. kan toplandı. Tamam. Yani bunu şimdi, örneğini evet. unutmamak şimdi lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Son 20 yılda sınır kapılarında adeta böyle bir blokaj uygulandı ki arabalar, araçlar, karavanlar didik didik ediliyor. Ya yüzlerce insan bununla ilgili gözaltına alındı. Ağır para cezalarına çarptırıldı. Ellerindeki bütün topladıkları mallara, malzemelere, çiçeklere, böcek koleksiyonlarına el konuldu. Yani bunlar buraya geldiği zaman evet. iki dakikada toplayıp gitmiyor. Adam geliyor burayı 3 ay vizeyle, 3 ay ne var ne yok hepsini hallediyor gidiyor. Şimdi Putin gibi liderler bir ülkeye gittiği zaman bir ziyarette, bir diplomatik temas, ilişki, çalışma bilmem toplantısı olduğu zaman affedersiniz buraya tuvaletiyle beraber geliyor. Yani siz Putin'in tuvaletine bile numune vermiyor yani. Numune olsun ulaşamıyorsunuz. Bu böyle bir şey. Bunları biz görmezden gelmeyelim. Bunları bilelim. Bunları takip edelim. Bunlar üzerinde çalışalım. Fakat bir de bilelim ki yani 1939'da Erzincan depremi olduğunda Amerika'sı, sismik bilmem nesi filan yok. 1755'te Lisbon depremi olup da 10 şiddetine yakın geldiğinde ardından tsunami çıktığında şu kadar 100 bin insan kimi enkaz altında kimi boğularak öldüğünde orada şu bu falan filan yok. Dolayısıyla biz şimdi İstanbul'u nasıl toparlarız? İzmir'i, Ankara'yı nasıl toparlarız? İmar planlarını nasıl yaparız? Kat irtifasını efendim irtifa dedim yanlış oldu. Emsal değerleri nasıl oluştururuz? Bunları biz düşünelim. Yani kamu spotu yayınlıyoruz. Sakın tarım arazilerine bina yapmayın diyoruz. Binalar her zaman için diyoruz dağ eteklerine, tepelere, bilmem nelere kurulur diyoruz. Ondan sonra biz tutuyoruz en verimli tarlalarımızı şeye açıyoruz. Ben size söyleyeyim 1993 olabilir, 94 olabilir yanlış olmasın tarih. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel dedi ki Adapazarı'da bir otomobil fabrikası kurulduğunda dedi ki artık patates tarlalarından otomobil yapacağız dedi. Evet yapıldı ama bu doğru bir şey miydi? Adapazarı'nda o kadar çok verimsiz arazi varken taş kısığı gibi adı üzerinde yani taş kısığı olan yerler varken gelindi Arifiye Ovası gibi yere devasa fabrikalar kuruldu. Bu fabrikalar sadece toprağa zarar vermedi. Hemen yanındaki Sakarya'nın ve Adapazarı'nın İzmit'in en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne de zarar verdi. Şimdi bunun telafisi var mı? Yok. Bizim söylemek istediğimiz mesele budur. Kendi kendimize yaptığımız kötülüklerle bir yüzleşelim. Yıllarca Haliç böyle kirletildi. Boğaz böyle kirletildi. Marmara Denizi'ne bu şekilde insanlar sanayi tesisleri geldiler ve atıklarını bıraktılar. Şimdi biz bunlarla mücadele etmezsek Amerika'yı tartışırız, Rusya'yı tartışırız, evet. İsrail'i tartışırız ama enkazın altında 40 binler, 50 binler hava savunma ölür. Sistemi kurmadan dolayısıyla düşmanın evet. uçağına suç atmayacaksın. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla yani. Bunları bizim esaslı bir biçimde konuşmamız lazım. Yani komplo olmaz değil. Şeytan ve şeytanın dostları her zaman için komplo kurar, tuzak kurar, ayağımızın sürçmesi için, dilimizin sürçmesi için her türlü işi yapar. Ancak biz işimizi sağlam tutalım, affedersiniz, eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Tevekkül böyle bir şeydir. Hazreti Ömer radıyallahu anh az önce söylendi. Yani çiçek hastalığı. Daha eski tarihe gidiyorum ben Hazreti Ömer döneminde. Dediler ki burada kolera, taun hastalığı var denildiğinde Hazreti Ömer atını çevirdi. Dedi ki oradan Sa'd bin Ebi Vakkas mı sahabeden biri? Ey Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Evet Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz. Yani müminlerin işinin böyle olması icap eder. Biz imar planlarını yaparken
apartmanların kaç kat olacağına ilişkin bir şey yaparken, planlama yaparken bunları konuşalım. Bak biz yıllarca kadim medeniyetimizden bahsettik. Osmanlı şehirleri, Selçuklu şehirleri, bizim mahallelerimiz, camilerimiz, mescitlerimiz, aşevlerimiz hepsini konuştuk. Şimdi Adapazarı'na gelin. Adapazarı'nda her yer 3 katlı. Niye? Çünkü kardeşim burası Adapazarı. 3 katlı. Şimdi Cumhurbaşkanı ne konuştu gittiği zaman? Dedi ki 3 bilemedin 4 kat olacak her yer. Ya neden? Altında da dükkan olmayacak. Ha, neden böyle? E şimdi biz buradan bir ders aldık ama temel gibi söylemeyelim idam sehpasına çıkıp da bu da bana bir ders olsun. İdam sehpasında bu da bana ders olsun dediğimiz zaman iş işten çoktan geçmiş olur. Son pişmanlık fayda vermiyor. Şimdi pişman olduk o zaman şehirlerimizi buna uygun bir biçimde biz yapalım. Ama biz İstanbul'un efendim her tarafını kulelerle doldurursak olmaz. İstanbul anılacağı zaman her zaman için camilerin minareleriyle anılması lazım. Minarelerin bile yüksekliğinin bir ölçüsü vardır. Yani Sultanahmet Camisi'nin minaresiyle, Süleymaniye'nin minaresiyle, Fatih'in minaresiyle herhangi bir mahallenin, semtin camisinin minaresi bir olmaz. Bizim bunu bile konuşmamız lazım. Yani iki minareli caminin yapımının bile bir standardı olacak. Ona kafana göre iki şerefe yapalım, üç şerefe yapalım. 40 metre olsun, 50 metre olsun, filan köyden daha büyük olsun, falan ilçenin camisinden daha büyük olsun diye yarışa girilmemesi icap eder. Hatta mümkün mertebe artık bizim camilerimizin planlarını, programlarını buna uygun yapmak lazım. Şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyor? Bütün yeni camilerde camiyi geniş tutuyor, cami avlusunu. Ne yapıyor? Cami avlusunu geniş tutuyor. Aynı zamanda orada insanların oturabileceği çay ocakları yapıyor. Başka ne yapıyor? Daha önemlisi 4-6 yaş çocuklar için ikişer katlı Kur'an kursları yapıyor. Yani velhasıl burada aslında hani bunlar görülmüyor, akledilmiyor değil. Görülüyor, aklediliyor. Fakat bunun daha hızlı, sistemli bir içinde bütün şehirlerimize, bütün ilçelerimize yaygınlaşması icap ediyor. Yani şimdi siz az önce konuştunuz. Ekrem İmamoğlu'nun efendim attığı tweetler var değil mi? Yani ikili bir tweet atıyor. Deprem çalışma komitesi kurduk, bilim komitesi kurduk falan filan. Ortada icraat yok. Biz de habire depreme karşı tedbir alıyoruz diyoruz. Ama almış olduğumuz tedbirler yakın ve yaklaşan tehdide oranla zayıf kalıyor. Çılız. Yok değil. Ama zayıf kalıyor. Yani bizim daha hızlı mesafe kat etmemiz 3 milyon konutu ne kadar sürede dönüştürebilirsin Kenan Hocam? Ya şimdi bu ekonomik... Daha doğrusu şöyle 3 milyon deprem konutunu ne kadar sürede yapabilirsin? Yani çok uzun bir zaman. Masraflı mesela bir iş. Mesela ne kadar sürer? Ben şimdi onu bilemem planlamasını. Ancak şöyle kaç? Bir şey. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 500 bini bir yılda dedi ama İstanbul olunca iş değişir. Ali İhsan abi yıl. Sizce 3 milyon konut ne kadar sürede yapılır? Yani bir seferberlik yapılırsa 3 yılda yapılır. 3 yıl. Hocam? Yani inşaat hızı şu anda çok hızlandı. Ama şey mevzubahis İstanbul. Yok sadece İstanbul değil. İstanbul genel, için 1,5 genel 1,5 milyondan bahsediyor. 5 yıl derim genel. 1,5 milyon konutun yerinin değiştirilmesinden bahsedildi. Yeriniz varsa, projeniz varsa çok kısa sürede bunlar yapılır. Ama daha önemlisi şu herhalde. Öncelikle geçtiğimiz programlarda da biz söyledik. Bütün tehlikeli yıkılması söz konusu olan binalar derhal boşaltılmalı. Biz bunu yaptığımız zaman tabii esas şuraya geldik belki de. 1992 yılında Demirel yönetim değişikliği olduğunda şunu söylüyordu bu ülkede. Diyor ki bu ülkede her yıl 1 milyon nüfus artıyor. Bu 1 milyon nüfusa iş, aşk, nasıl okul, ev, hastane, yol, hastane yapmamız gerekir. Ondan sonra yalnız söylediği ilginçti. Bana 500 gün verin dedi. Maalesef 500 gün sonra 5 Nisan kararlar oldu 1994. Ama şimdi ben şükretmek lazım diyorum. Bu ülke istediğinde geçmişte bizim işte Kıbrıs'ın fethinden sonra İnebahtı'da kaybettiğimiz donanmamızın üzerine söylenen bir söz vardır. Biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz bizim sakalımızı tıraş ettiniz. O yerine daha gür gelir dediği bir şey. Bu şuydu aslında. Güvendi yani. Tabii. Gerçekten şu anda milletimizin Sayın Cumhurbaşkanı'na inandığını bizim şu anda Başakşehir'de yaşadığımız bölgeyi ben biliyorum sorulduğu için. 20 bin konut denmişti. Şu anda yaklaşık 300-400 bin konut var Başakşehir'de. Ama
Daha fazlası yine bugün işte programda Kadem Bey, Kadem Ekşi Bey söylüyordu. Meclis, İstanbul Meclis bu depremle mücadele komisyon başkanı yani hiç bilmeden konuşuyorlar diyor. 10 bin konut dendiğinde bu mümkün değil diyenler 100 bin konut vaat etmişlerdi. Yani dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kaynağın bulunması durumunda bu 1,5 milyon konutu en kısa zamanda yapabileceğine ben inanıyorum. Ancak daha da önemlisi dediğimiz gibi çok kısa bir sürede bizim riskli olan konutları boşaltmamız. Bunun için inşallah Maraş'taki şeyler yerine oturduğunda o bölgedeki Maraş depreminden etkilenenler havalanı yakınlarında olur, diğer yerlerde olur. Düz emniyetli olan yerlerde geçici konutları biz yapabiliriz. Burada yaşayan insanlar için. Çünkü onların canlarını kurtarmak önemli. Yoksa peki, biz sayı rakama şeye bakmamız. Hep size döneceğim. Konular birbirine karışmasın. Hocam konuşmuşken, söz almışken hemen bunu da soralım. Birinci bölümde demiştik ya, hidrolik kırma, evet anlatırım demiştiniz. Nedir hidrolik kırma? Yani hidrolik kırılma şöyle bir şey aslında. Normalde bu bölgede de işte petrol var. Bir de son zamanlarda dünyada kaya gazı denilen bir şey var. Ben zemin mekaniğinin çok önemli olduğunu biliyorum. Hı hı. Ve kapalı sistem olduğu yerlerde siz bir yerden kod farkı olan yerlere özellikle şeyi kaydırabilirsiniz. O kapalı sistemdeki sıvıyı kaydırabilirsiniz, aktarabilirsiniz. Bunu yapmak için belli yerlerde geçiş noktalarında kapalı olan yerleri oraya basınçlı bir şeyle, hidrolik sistemle, içerisinde işte sıvı ve gerekirse çamur olan şeylerle oraya süratle baskıyla basarak basınçla oralarda kırılmalar yapıp bir yerden bizim sondajı yapabileceğimiz yerlere doğal şu andaki kaya gazını aktarmak işlemi. Bu tabii şöyle bir şeye sebep oluyor. Normalde aynı şey petrol için geçerli. Petrol için de geçerli. Siz diğer bölgede boşalttığınız yerde, o sıvıyı boşalttığınız yerde eğer dolgu yapmazsanız, yeniden doldurma yapmazsanız işte oralarda yer hareketlerine sebep olabilirsiniz. Yani o makalelerde şöyle diyor. Diyor aslında sondajı vurduğunuzda hidrolik kırmayla evet bunun bir etkisi vardır. Ama daha sonra petrol tesisleri atıklarını da maliyeti az olsun diye uzak noktalara götürmektense tekrar bir sondaj vurarak yere, zemine gönderdikleri için bu fayları kayganlaştırıyor ve harekete geçiriyor. Şeklinde işte, bir. Oradaki taşıyıcılıkta değişiklik oluştuğunda bunu değiştirmek lazım. Bizim bu arada şöyle bir şeyimiz var. Hep duyuyoruz. Konya'da işte su kullanımından kaynaklı olarak işte obruklar oluşuyor. İşte bunlar aslında her bir kapalı sistemin taşıyıcılığı vardır. Siz suyu normalde sıkıştıramazsınız. Hidrolik sistem böyle bir şeydir. Ama o su oradan çekildiği zaman o suyun altında oluşan boşluk nedeniyle çökmeler oluşuyor. Tabii nasıl çekildiği de önemli değil mi hocam? Tabii. Artezyen tekniğiyle çekiyorlar. Hangi sistemle çekilirse çekilsin normalde sıvıların bir taşıyıcılığı vardır. Siz kapalı sistemlerden veya sıkışmış sistemlerden sıvıyı çektiğinizde bu şey olur. Burada bir Tarım Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir bana ulaştırılan bir hususu bu vesileyle tarımda çok önemli olduğu için Konya bölgesinde kaçak kuyular olduğundan bahsediliyor. Evet. Ancak esas olanın bu kaçak kuyular değil de orada kayıtlı olan kuyuların kontrolsüz olarak kaçak kuyu sahiplerine bir şekilde suyu satmaya çalışmaları, bunu da kontrolsüz yapmalarının aslında bu tür olaylara sebep olabileceği anlaşılıyor. Buradan ben bilgi vermiş olalım. Konya bölgesindeki Tarım Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız kaçak diye bilinen kuyuları kayıt altına alırlarsa ve bunların işte hangi bölgedeyse nasıl doğru etki yapabileceğini söyleyip onları ruhsatlandırırlarsa daha doğru olabileceği bilgisi geldi. Bu o bölge için de önemli. Tüm ülkemiz için de önemli artık. Ben bir hususu burada biraz önce bir Seher Hoca üzerinden konuşuldu. Ne oluyor da bizim inançlı insanlarımız hata yapıyor konusunu söylemeye çalışalım. Geçmişte maalesef devletle millet bir çatışma içerisine girdi. Yani geçmişte örnek olarak kurban derileri bir kuruma toplanmaya çalışıldı. İnançlı insanlar da şöyle bir tepki gösterdi. Dedi ki benim kurban derimi nasıl kullanacağımı ben karar vermem lazım. Birisi benim adıma buna karar vermesin dedi. Bundan kaynaklı olarak sistemlerde yani devletle bir hesaplaşma ortaya çıktı.
Aslında iki durum var burada. Bir devletle hesaplaşma, bir de Allah'ın kurallarıyla hesaplaşma. İşte 28 Şubat geçti, bir iki gün önce. O dönemde yaşayan ve vefat eden işte kişiler de vardı. Onlar da insanların inanç değerleriyle hesap, yani inançla hesaplaşıyorlardı. Şimdi burada yapılması gereken şu. Devlet inançla ilgili insanların ihtiyaçlarını doğru değerlendirip onlara vergi vermemek, onlara sözde devletten işte kat irtifakı kazanmak gibi bir devletten alıyorum hesabından kurtarması gerekiyor. Türkiye'de birçok yerde kaçak kat, özellikle de işte 1999 depremi öncesinde alınırken emsaller gösterilerek, Maraş örneğini söyleyelim. Maraş'ta 1975 yılında yapılan, yazıda da geçtiği için, Milcan Apartmanı orada örnek temsil etti. Bu var. Dolayısıyla bu olduğuna göre, yıllarca da ayakta olduğuna göre o zaman burada biz yapılaşma hocam yapabiliriz. Hocam hemen toparlayın, 3 dakikanız kalıyor, bir sorun var. Tabii. Dolayısıyla onu kendisine mübah gören inançlı insanlar artık şunu yapmalı, Kenan Bey'in dediği gibi. Bir dakika. Burada biz doğru yapmakla mükellefiz. Yanlış emsal emsal olmaz. Biz bir an önce bu tür düşüncelerden, dolayısıyla da inançlı insanlar hata yapar durumundan çıkmamız gerekiyor. Peki. Şimdi sorum şu. Bu sorunun bir benzerini sormuştum ama bu farklı. Geçen programda asker tartışması vardı ya. Hı hı. Niye askerlerimiz ilk etapta yönlendirilmedi diye. Hulusi Akar'ın bir demeci var, Milli Savunma Bakanı. Diyor ki, az önce de zikrettim ama burada farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Hatay'da bir binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Üç erimiz de şehitti. Saat 5-15-20 civarıydı. Yani depremin üzerinden bir saat geçmiş geçmemiş. Hemen Cumhurbaşkanımızı aradık, durumu izah ettik ve kendisine dedik ki, biz, ben, Genelkurmay Başkanım ve Kara Kuvvetleri Komutanımla birlikte Hatay'a geçiyoruz. Cumhurbaşkanı iletmişler. Şimdi burada önemli bir şey var. Eğer bir bina yıkıldı bilgisi varsa, üç er şehit olmuşsa, tabii bir bina da önemlidir, bir can, o ayrı bir nokta. Ama nihayetinde burada ilk etapta bir kaos olduğu anlaşılmıyor. Dolayısıyla niye Hatay'a gidiyorlar ilk etapta, ki depremin merkez üssü Kahramanmaraş? Neyi sormak istiyorum? Burada askeri bir hareketlilik oldu mu acaba depremle birlikte? Hatay'da stratejik nokta. Şimdi şöyle, aslında askeri hareketlilik dediğimiz her birlik... Yani sınırdan bir ateş falan açıldı mı bize doğru? Şöyle... Ya bir şeyler oldu mu, bir girişim? Burada şöyle, Hatay'la beraber Suriye tarafında da zaten depremin etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orada öyle bir şey söz konusu değil. Güvenlikle ilgili bir durum söz konusu değil. Ancak tabii ki... Benim anlayamadım. Yani merkezin üstü, merkez üssü Maraş'sa, Maraş'a gidilmesi gerekmez mi? Niye Hatay? Şöyle, orada işte ifade edildiği şekliyle bir bina değil, birden fazla askeri tesiste yıkılmalarla ilgili bilgiler olduğu şeklindeydi. Yani tabii ki birisinde vefat edenler olmuştur ama diğerlerinde de hasar gördüğü. Çünkü depremin merkezinin Maraş olduğu yerde, Maraş'ta askeri tesisler çok büyük bir zarar görmedi. Diğer yerlerde çok büyük bir zarar görmedi. Ben hemen ilgilileri aradım, oradaki tanıdıklarımızı aradım. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Yani tesislerimizde bir zarar yok. Ama Hatay depremin, özellikle birinci depremde yanal atma dolayısıyla binaların daha fazla hasar gördüğü şeklinde bilgi var. Zemininin uygun ama olması. Ama o ilk etapta bu bilinmiyor ama. İlk etapta askeri birimler bunu kendileri biliyorlar. Yani doğrudan rapor edenler. Zaten işte Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın Harekat Kontrol Merkezi anında bütün her yerden bilgi almak durumundadır. Onlar 7/24 çalışıyor. Yani bizim zaten kurduğumuz, o bölgede ben görev yaptığım için 7. Kolordu bölgesinde, sınır hattında herhangi bir şeye, anlık harekete anında tepki vermeniz gerekir. Çünkü orada gerektiğinde bir atış olur karşıdan. Buna misliyle mukabele edeceğiz. Yine araya gireceğim. Dolayısıyla. Bu konuşmanın devamında Sayın Akar, Milli Savunma Bakanı diyor ki, orduyu niye çıkarmadın diye söylüyorlar. Hudutları kim koruyacak diyor. Burada sınırda hudutu koruyor diyor bu askerler. Ve devam ediyor benzer cümlelerle.
ve bu iş bitmedi henüz diyor. Mücadelemiz devam edecek diyor. Depremden hemen sonra. Evet. Şimdi burada biraz önce ben söyledim. Ordu kendi içerisinde kendi güvenliği yani birimlerinin emniyetini aldıktan sonra insan yani kendi askerlerinin güvenli olduğunu hemen bir kayıt altına aldıktan sonra yapılabilecek neler varsa hemen buna müdahaleye başlar. Bazı illerimizde çok büyük askeri birimler yok. Örnek olarak Adıyaman. Hı. Ama Malatya'da, Maraş'ta, işte Hatay'da birimler var. Buradaki birimler hemen kendi kontrollerini yaptıktan sonra bir de şunu kabul etmemiz gerekiyor. Onların da bir kısmı dışarıda yaşıyorlar. Yani işte binalarda jandarmadan, polisten, yine askerlerden işte ifade edildi. Gece olduğu için yıkıkların altında kalan dışarıda oturup vesaire olanlar var. Peki. Bunların da hemen görev başına geldi, çağrıldı. Zaten biraz önce söylediğimiz gibi iletişimde sorunlar yaşandı ama görev o başlangıçtan itibaren verilir. Hemen geçip araçlarını çıkardıkları, hatta Malatya'da birkaç tane resim var. Askeri araç yıkıkların altında kalmış. Çünkü oraya kurtarmaya gittiler. İkinci deprem esnasında da orada yıkığın altında kalan yerler var. Teşekkür ederim Recep Bey. İstanbul depremi dediniz ama bir soru sormuştunuz, o güme gitmesin. 3.200.000 bina, heh, yani daha doğrusu konut dönüştü geride kalan zaman zarfında. Kaç yıl içinde? Geride kalan yani AK Parti hükümetleri döneminde. 2002-2003'ten sonra. Sonra. Hı. Bu zamana kadar 3.200.000 konut dönüştü. Hali hazırda da 250.000 konut dönüşme aşamasında devam ediyor. Yapımı devam ediyor. Yani biz Türkiye genelinde. Türkiye genelinden bahsediyoruz. Şimdi yani hani bu alanda hani hani yiğidi öldür hakkını yeme. Yani şimdi 3.250.000 konut. Ne dedik? Kaç yılda yapılabileceği konusunda böyle tabii, tabii, bir muammadan bahsediyoruz. Stokuna kadar? Efendim? Türkiye'de yani toplam 17 milyon civarında bir şey var. 3 milyon. Yüzde kaç konut var? Şimdi yani 17 milyonun neredeyse işte 1/4 diyelim. Hani veya 1/5. Şimdi yani böyle bir yani bir taraftan yürüyen bir hikaye de var yani. Bu önemli. Bu arada deminki bahisle alakalı havada kalmasın. 18.200 toplam yıkılan bina sayısı hani sen abi depremde. Tümüyle yıkılan. Yani şöyle. Birinci ve ikinci depremde yıkılan bina sayısından bahsediyoruz. Bu da çöken, hasarlılar içinde yok. Yok, hasarlılar hariç. Çöke. Hasarlılar yani orada 300 bin civarından onlar bahsediyoruz. Da o ayrı. Ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı ya da acil yıkılacak. Ben 4 kademeye ayırıyorlar. Ben AFAD'da mı gördüm? 21 bin diye görmüştüm. Yıkılan bina. Hmm. 18.200 ben son gördüğüm rakam. Hani belki onu bilmiyorum ama 18.200'den eminim. Şunun için söylüyorum bunu. Bakın 18.200 bina. En az 5 daire desek ki rezidanslar 20 kat yani 20 daire, 30 daire, 50 daire olanları falan hani geçiyorum. 100 bin konut yapar. 100 bin konut, 100 bin daire yapar. Her birinde ki Maraş, Hatay, Adıyaman, oradaki nüfus su biliyoruz. Ondan sonra popülasyon ya, şey yani bir ailede 5 çocuk, 6 çocuk daha da fazla olan aileler var ki hani biz bunu yine de diyelim ki bir anne, bir baba, bir tane de çocuk yaşıyor, 3 kişi. 100 bin konut. 5 çarpı 18 bin, 20 bin diyelim. 100 bin konut yıkılmış, 100 bin daire yıkılmış. Her birinde 3 kişi yaşıyor olsa 300 bin kişinin yaşadığı bina yıkılmış. Deminki soruya geliyorum. Şayet bunların hepsi ilk depremde yıkılmış olsaydı, Allah muhafaza. Yani gece sabaha karşı. Tabii sabaha karşı. Çok daha vahim mi olur? Ya 300 bin. Tabii. İşte yani şöyle, hani şöyle bir deprem yaşanmadı. Hani insanlar sarsılmaya başlayınca kaçtılar. Yok böyle bir şey. Bakın yok böyle bir şey. Yani sarsıntıda kaçabilen, ilk geceki sarsıntıda kaçabilen insan sayısı, sarsıntı sırasında kaçabilen insan sayısı yok. Yani çıkmış binası yıkılmış yok. Hani belki şöyle biraz çok hasar görmüş, ondan sonra bir 10 dakika sonra yıkılmış, 20 dakika sonra yıkılmış. Belki böyle nadir şeyler olabilir ama çok hızlı bir şekilde yıkıldı binalar. Çünkü insanlar yani şunu söylüyorlar, kapıyı açamadık, ayağa kalktık. Ve kapıyı açamadık diyorlar. Yürüyemedik diyorlar yani.
Şimdi dolayısıyla böyle bir manzara Allah muhafaza. Dolayısıyla hani buradan o rakamı çıkarabiliriz. Öyle ya işte rakamlar açıklamıyorlar, resmi rakamlar böyle değil, şöyle değil. Buradaki iki deprem ayrıntısını mutlaka ayırt etmekte fayda var bu anlamda. İnsanların dışarı çıkmış olmasını, milyonlarca insanın, milyonlarca evin ondan sonra insansız kalmasını biz hepsi hayatını kaybetti, işte hepsi vefat etti falan böyle algılamayalım yani. Hem yıkılanlar için hem ağır hasarlar için söylüyorum. İstanbul demiştiniz. Evet. İstanbul'la ilgili. Şimdi İstanbul depremi ile alakalı bizim yani Allah muhafaza tabii. Şimdi 2005 yılında işte bugünkü yazımda bahsettiğim ki İstanbul taşınacak diye bir manşet atmışım. O dönem çalıştığım gazetede bir özel haber yapmışım 2005 yılı. Rahmetli Bilge Mimar Turgut Cansever'in 140 bilim adamıyla yapmış olduğu bir proje vardı o zaman. 2003 yılında İstanbul Deprem Çalışma Grubu diye şöyle yani şu kadar kalınlıkta bir rapor hazırladılar. Hakikaten çok ciddi bir çalışmaydı. 25 bin kişilik ilk etapta pilot şehir kurulması planlanıyordu Trakya tarafında. Daha sonra da 500 bin, 700 bin kişilik ikişer tane şehir kurulacaktı. Önceki gün 28 Şubat günü Murat Kurum'un, Sayın Murat Kurum'un açıkladığı İstanbul'un taşıma planı iki tane pilot şehir yani hem kuzeyde hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında oluşturulacak olan o iki şehrin asıl hikayesi tam da o ta projeye dayanıyor 2003 yılına. Şimdi az önce hocamın referans verdiği işte söz konusu yapıya ait bir sitede işte ya o dönem işte Erdoğan randevu bile vermedi işte bu Turgut Cansever'i dinlemediler filan diye bir sürü spekülasyon yapılmış. Bizzat ben Allah rahmet eylesin Turgut Hoca'nın bana telefonda söylediği yarım saat için randevu verdi. Gittim ve iki saat boyunca beni dinledi. Ve hemen akabinde de hızlı bir şekilde bunun yasasını çıkarın ve bunu uygulamaya başlayacağız diye talimat verdi benim yanımda diye o zaman bana anlatmıştı bunu ve o gazetedeki haberimizde de var. Şimdi Tavuz 2005'ten bahsediyorum. Ne olmuş? Bakın hani niye yapamıyoruz? Ne olmuyor? Niye ilerlemiyor anlamında? 4 tane yasa çıkacak. Yani Nabi Avcı Hoca işte o zaman komisyonun başında kanun kararnameler müdürlüğünü başbakanlık dönemi tabii Türkiye'nin topluyor. İşte oradaki bürokrasiyi topluyor. 4 tane yasa madde için meclise taslağı hazırlıyorlar. Sonra Bayındırlık Bakanlığı diyor ki bakanlığı yetkili oradaki bürokrasi işte oranın müsteşarı şey bakan ya o zaman bakan yardımcılığı yok. Bakanlık müsteşarları var değil mi? Ondan sonra onlar diyorlar ki ya bunun altyapısını bizim hazırlamamız lazım bürokratik tarafıyla. Ve maalesef aylarca o çalışma gelmiyor. Bakın 2003-2005'ten bahsediyorum. Sonrasında hatırlayın 2006-2007 işte 28 Şubat günü bizim Yüce Divan'a sevk edilen ondan sonra ilahi Sabih Kanadoğlu yani 28 Şubat günü daha sonraki günde işte beraber cenaze namazını kıldılar. Aynı kadro işte Ahmet Necdet Sezer orada, Yalçın Kaya orada. Yani şimdi bu adamlar o 2007 tam bu projelerin uygulanacağı dönemlerin tamam mı? Ta 2011-2012'ye kadar yani FETÖ'nün devreye girdiği döneme kadar aktörleri. Cumhuriyet mitingleri, işte muhtıraları, bayrak yürüyüşleri, mitingler, şunlar bunlar yani. Şimdi niye yapılmadı? Düşünsenize şimdi bugün adam hala parmak sallıyor. Diyor ki ya bak diyor bürokrat diyor sen diyor ona imza atarsan diyor gelirsem diyor orada seni diyor, ne yapacağım diyor her diyor buraya. Şimdi düşünsene seçim saltımı haline giriyorsun. Bir tane ana muhalefetin lideri bürokrasiye parmak sallıyor. İşte o bahsettiğimiz inşaatları 3 milyon 250 bin tane konutu yapan müteahhitlere parmak sallıyor. Siz diyor filan diyor. Tamam mı? Şimdi bürokrat buna imza atacak. Diyor ki ya ana muhalefet partisi beni tehdit ediyor diyor. Ben ne yapacağım? Şimdi adam yani orada siyaset
Siyasetin, siyasi iradenin bir parçası değil ki bürokrasi. Maaşıyla çalışan orada birisi yani. Şimdi dolayısıyla o dönemi düşün bir de. Muhtıralar havada uçuşuyor, ayışığı, bilmem balyozu, sarı kızı, şunlar bunlar hepsi havada uçuşuyor. Ondan sonra ve sen bu bürokrasiye diyorsun ki ya ben böylesine büyük İstanbul'u taşıma projesi yapacağım. Hadi imza at. Ondan sonra yani bu memleketi ki o günden bu zamana kadar. Sonrasında 2012'den sonrasını zaten söylemeye gerek yok. Cumhurbaşkanı da ya şey başbakanı yani ameliyat masasında tutuklamayı varacak kadar gözleri dönmüş bir yapıdan bahsediyorsun. Akabinde işte sonrası malum zaten 17-25'i gezisi 15 Temmuz'u vesaire filan. Ya bizim şöyle bir nefes aldığımız oh hani kendimize ya bir oh be şu anda rahatız bu sene elhamdülillah. Hadi şu işlere bir senemiz yok yani. Bir senemiz yok 20 senede. Ya bütün bunların arasında siz ne yapmışsınız? Kaç tane 135 bin tane TOKİ şeyi konutu bölgede deprem bölgesinde yıkılmadı. Ayakta evet. Kaldı. Bizzat bir tanesine gittim. Yol üzerinde gördüm TOKİ'leri. Gittim hasar bahçesine. Nasıl? Hasar var mı? Bir iki yaklaşık 17 bina vardı. 3 tanesi az hasarlı. Geri kalan hiçbir tanesinin hiçbir az şey yok. Az hasarlı daha kas, sıva çat daha falan. Gibi. Yani ufak onarımla oturulabilecek durumda. Hemen oraya bahçeye çadırları kurmuşlar. İşte Kızılay gelmiş çadırları kurmuş. Ondan sonra hatta bir abimiz ondan sonra tepelere yapmışlar, beni değil tuttu mi? Götürdü bak Recep, dedi bayrağımı da astım buraya dedi. Gördüm dediniz ya tepelere yapılmış değil mi biraz? Tepe dediğimiz yani şey. Yüksek daha yüksek. Daha zemin daha bir, yani, bir tık daha yüksek. Yani yer yüksek değil. Ama bulunduğu nokta yani İslahiye'deki konutlara ben gittim gördüm. Bulunduğu nokta gayet iyiydi ve yani şu çok daha hoşuma gitti. İki ay tarafı var. Bir hem hani gülümseten hem de maalesef acı tarafı. Amcamız, orada oturan amcamız 100 lira taksit ödüyor. 100 TL. 100 TL. 100 TL taksit ödüyor. Sosyal konut. Devlet 100 TL'ye vatandaşının hayatını kurtarıyor yani. Düşünebiliyor musun? Sembolik bir rakam aslında. Tabii sembolik. Sosyal konutlar. Bugün için tabii 100 bugün lira. Için, yani o, bugün, tarihte, o tarihte aldığı aslında, tarihte belki bir asgari ücretin 1/4'üdür. Evet. Ama yani, bugün artık öyle bir bu kadar duruma şimdi, düşmüştür. Hala 100 lira sabit ödemeye devam ediyor. Diyor ki İslahiye'nin depremden sonra diyor tanıdığım en zenginlerinden bir tanesi diyor ya boş yer var mı burada diye diyor bizim konutlarda oturmak için geldi diyor. Hani daire bakmaya geldi diyor depremden sonra hani biz bu depremden hangi ame geçince gelebilir miyiz? Çirkin diye eleştirilen TOKİ. Tabii tabii dudak büktükleri daireler yani. Şimdi bir tarafıyla da anlattığı başka bir şeyi daha burada aktarayım. İslahiye merkezde kendi oturduğu ev, yani bu toplu konuta taşınmadan önce oturduğu ev, bir müteahhit geliyor oraya alıyor, 5 katlı bina yapıyor ve maalesef çöküyor. Bu kendisinin de akrabalarının da aralarında olduğu insanlar orada vefat ediyorlar. Şimdi hani böyle bir hikayemiz var karşımızda. Toparlayalım hemen. Hacı bundan sonrasında yapacağız. Yani bundan sonrasında yapılacak olan şey... Bu arada muhabirimiz Erdal'ın selamı var herkese. Diyor ki ben de İslahiye'ye gittim. TOKİ konutlarını gördüm. Gerçekten çok sağlanmış. Eyvallah var olsun. Selamlarımızı iletelim. Şimdi ya bundan sonrasında İstanbul taşınacak. Şimdi bir kere... Çokça artık bu dillendirilmeye de başlandı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani beni de alakadar eder. Şu anda ailemin yani işte yani merhum annemin oturduğu ev, işte babamın oturduğu ev 99 öncesine ait. Muhtemelen şimdi söyleyeceğim şey yapıldıktan sonra o bina da iyi de ilgilendirecek ama ne olursa olsun beni de alakadar ediyor. Ne kadar canımız yanarsa yansın, bu konutlara biz aynı araçlarda olduğu gibi periyodik muayene zorunluluğu getirmek zorundayız. Neyse, 99 öncesinde mi yapıldı? Hemen 6 ay, önümüzdeki 6 ay bir süre konulmalı. 6 ay içerisinde 99 öncesi yapılan bütün binalara, kardeşim gideceksin, binanla alakalı bana istediğin yerde yaptır. Nerede yaptırıyorsan yaptır. Ya evinin banyosunu yaptırmaya 100 bin lira, 150 bin lira harcıyorsun.
Binayı denetlemeye 10 bin lira 20 bin lira vermek istemiyorsun. Ama yok böyle bir dünya. İtiraflar oluyor binalarda vesaire. Hukuki süreç bambaşka şeyler oluyor. Getir abi sen cebinden yani şu mesele. Ya getirden ziyade orada direkt artık müdahale yapılması. Hayır. Yaptırmayanın tahliye etmesi zorunluluğu getirilirse yaptırmayan öyle, derhal tahliye etmeli. Yaptıran göre siz başvurduğunuzda şayet çürük çıkarsa. Başvurmayı beklemeyecek devlet. Heh. Abi bu peki, kadar. Zaten zorunluluk abi zorunluluk. Yaptırmadın mı kardeşim? Kiraya veremeyeceksin. Yaptırmadın mı kardeşim? Satamayacaksın. Buna mecburuz ya. Oturamayacaksın. Peki. Bu kadar Ali ya. Abi, birinci bölümde sizi biraz sanki sıkıştırdık. Tam meramınızı anlatamadınız. Buyurun. Ben Kenan Bey'in komployla ilgili... Yok valla biz sıkışmadık. O sıkıştırdı bizi. Evet. Şimdi komployla ilgili komplo teorisi midir değil midir diye. Ben basit bir örnek vermek istiyorum ki belki o basit örnek üzerinden neler olabilir olmayabilir. Ben komplo teorisi olarak da düşünmüyorum. Ama %100 gemi geldi, gemi geldiği için de deprem oldu şeklinde bir bakış açısını da kabul etmiyorum. Ama bunların hepsi konuşulması ve tartışılması gerekiyor. Özür dilerim. Hocam çok kısa, Kazım Hocam. Bu gemi Gölcük depreminden önce de Türkiye'de miydi? Tabii bu gemiler NATO harekatı kapsamında gelip gidiyorlar. Ha, yani Gölcük'ten önce de burada... Önemli olan ama yani Gölcük depremi yanlış gemiler... soru sormayın. Kaç defa gelmiştir bu kadar süreç içerisinde? 25 yılda, 30 yılda. O soru belki daha saatli bir değerlendirmeye. Evet, tabii askeri birimler daha doğru cevaplar verirler. Ancak biz NATO'nun özellikle Karadeniz'le ilgilendiği ve Karadeniz'i Montrö çerçevesinde boş bırakmak istemediği. Önemli dolayısıyla soru buna bağlantılı olarak Karadeniz'e devamlı gemi çıkardıklarını, bunu bir usul olarak yaptıklarını, son zamanlarda Romanya'yı özellikle Bulgaristan'ı ziyaretler kapsamında yaptıklarını biliyoruz. Teşekkür ederim Ali Sağ. Evet, şimdi somut örneği şöyle vereyim. Ben sağlığım yerinde değil, kalp krizi tehlikem var. Aynen işte dayanıksız binalarımız olduğu gibi 99 öncesindeki yapılmış binalarımız sağlam değil, ovalara yapmışız vesaire. Benim de sağlığım yerinde değil, kalp krizi tehlikem var, şekerim var, kolesterolüm var vesaire vesaire. Ama bu durumu da bilen bir uyanık, beni öldürmeyi düşünen bir kişi bana kalp krizini tetikleyen bir şey verdiği zaman biz bu komplo teorisidir diye bunu tamamen gözümüzün dışına mı itmemiz lazım? Yoksa bunu da araştırmamız gerekir mi dememiz lazım? Şimdi evet fayımız var. O fayı tetiklediğim takdirde zaten üzerine de 100 yıldır burada deprem olmuyor diye bir boş vermiş bir Türk halkı var. Biz bu fayı tetiklediğimiz takdirde büyük bir yıkıma yol açmış oluruz diye eğer Amerika düşünmüşse, yok efendim bu Amerika'yı güçlü kılar şeklinde bir bakış açısını ben kabul etmiyorum. Ama %100 böyle olmuştur diyebilecek durumda da tabii ki değiliz. Verileri toplayalım. Benim kalp krizi geçirme risklerimi toparlayalım. Ondan sonra o gün akşam yediğim yemeğin analizini yapalım. Başka kişiler de benzer şekilde yemiş midir, yememiş midir? O gemi 25 yıllık süreç içerisinde kaç defa gelmiştir? Übür geldiği seferlerde bir deprem olmamışsa, sıklıkla da gelmişse, bir keresinde geldiğinde veya iki seferinde geldiğinde aslında 25 defadır gelen bir depreme, iki sefer geldiğinde iki deprem oldu diye, her geldiğinde deprem oluyor diye bir suçlama yapmayalım. Dolayısıyla burada bilimselse bilimsel bakalım. Kalp krizi tehlikem var benim. Evet var. Ama birisi de gelip de benim kalp krizimi de tetikliyorsa kardeşim sen de kalp krizi geçirecek durumda olmasaydın, şekerin olmasaydı, kolesterolün olmasaydı deme yerine orada da bir cinayet var diye onun da peşinden gitmemiz gerekir. Hemen şunu soralım. Üçüncü bölümde de zaten altın masayı konuşacağız. Bu stadyumlardaki taraftar protestolar ile ilgili. Buraya geçmeden bir şey tanım yapabilir miyim? Tamamlayabilir miyim? Tamamlama demeyelim ama doğru yere koymak adına. Şimdi bizi izleyen işte milyonlarca insan var. İşte yüz binlerce insan var neyse. Şimdi biz burada deminden beri, en başından beri ya insanımız da işte bizim bunu ihmal ediyor. İşte insanımız da bunu işte görmezden geliyor. İşte nasıl oldu da bozulduk böyle bu hale geldik. İşte bilmem oraya gittik de kardeşim o evleri de yaptık. Ya bir kere
Tamam, eyvallah, çuvaldızı kendimize batıralım ama ya kardeşim, bu insanlar keyfinden paraları vardı da gidip kaliteli ev yaptıracaklardı da ondan sonra da yaptıramadılar mı? Keyiflerinden mi gittiler de şeyde oturuyorlar bu insanlar? Böyle kötü binalarda oturuyorlar. Bir taraftan da yani tamam milletimize lafı söyleyelim, söyleyelim, söyleyelim. Ya kardeşim ama ya bu insanlar aç, aç, aç insanlar. Yani bugün için söylemiyorum, 80 senedir, 90 senedir, bir asırdır bu ülkede milletin boğazına çöktüler. Peki. 3-5 bin aileye bu milletin neyi var neyi yoksa getirdiler, peşkeş çektiler. Yok hayır, şimdi, şöyle. Abi bir saniye. Şimdi. Orada bir virgül koyun. Anadolu'da. Bir hocam Anadolu'da, ya ben köyümün belgeselini çektim Kenan hocam. Anadolu'da köyümden, tamam mı? Ya buğday ununa hasret kalan bir milletten söz tamam. ediyoruz abi. Buğday ununa hasret kalan. Şehre sırtında çocuğunu 30 kilometre karda hastaneye götürmeye çalışan insanlardan söz ediyoruz. Benim akrabamdan söz ediyoruz. Tamam. Ve bu insanlara özür. Ankara'ya gittiler, benim memlekette. Hemen hızlı onu süren de bitti. Hemen söyle. İstanbul'a gittiler. Tamam mı? Her yere taşındılar. Geldiler abi, aç diye, açız diye geldiler. Ya burada ne yapacaklar abi? Adam aç gelmiş. Ne yapacak? Gidecek Ulus'taki peki. o lüks yapılmış binada mı oturur? Kenan Bey söyleyin, reklama gidip Dolayısıyla, İhsan Bey ile başlayacağım. Şimdi Amerika'da buyurun. Sürekli olarak kasırgalar oluyor. Yani onların değişik değişik isimleri var. Şu kasırga El Nino, yok Elizabeth, yok bilmem ne bilmem ne. Niye Rus ismi onlar ya? Şimdi ya bu kasırgalar Katina oluyor. Vesaire. Kasırgalar olmadan önce işte diyorlar ki işte 5 gün sonra olacak, 7 gün sonra olacak. Saatte işte 160 kilometre, 200 kilometre, 240 kilometre filan. Ama şimdi aynı zamanda bunu tartışıyorlar. Ya bu fırtınalar, bu kasırgalar niye oluyor? Ha diyorlar ki ya biz zamanında buradaki ormanları kestik. Neden? E çünkü bize pamuk tarlası lazım dedik. Her tarafı tarlaya çevirdik. Neden oluyor? Doğanın dengesini bozduk yani. Yani birçok şeyi konuşuyorlar kendi içinde. Yani kasırga oluyor. Acaba bunu Türkiye mi yaptı falan diye bir tartışma yok. Türkiye yapmaz çünkü. Amerika yapmaz. Seçimlerimize Rusya müdahale etti diyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Yani biz sebepler üzerine düşünmekle mükellefiz. Evet. Yani bu bünye neden kanser oluyor? Peki. Bu bünye neden verem oluyor? Peki. Bunu düşünelim. Bu bünye... Evet, hakkı da hakkı yerine oturtalım. Hakkı da yerine şey yapalım, evet, ama bakın şu var. Her sene grip mikrobu kendini revize ederek yayılıyor. Yani böyle bir durum var. Yani insan hakikati var, coğrafya hakikati var, tarih hakikati var, yerin bir hakikati var, peki, iklimin bir hakikati var. Biz bunları görmezden gelerek olayı sadece... uluslararası dengelere bağlarsak bunun izahı olmaz. Peki. Şimdi az önce zikredildi. Vatandaşın hemen acilen kontrol ettirmesi lazım gibi Küçükçekmece'den bir izleyici yazmış. Tabii onlar da tedirgin. Çünkü hakikaten sürekli İstanbul'da işte Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece ya da sahil civarı işaret ediliyor ve buraların yapı stoku güçlü değil. Demiş ki izleyici, bizim bina Küçükçekmece'den yazıyor. 25 yıllık ve dükkan üstü 3 kat 12 daire. Arsa payı 850 metrekare. Kendimiz yapamıyoruz. Maliyeti çok. Banka kredisi dünya para. Yanımızda 2 tane bina var. 7 kat. Diğeri yanımız boş arsayla. Birleşik bina 14 kat oluyor. Biz de bu kadar yüksek ve 66 daireli apartman istemiyoruz. Ne olur Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arsa payı metre karesini 1000 metrekare şartını aşağıya çekmesi konusunda bir adım atsın. Bu konuda da sesimiz olun ve bu çıkmazdan bizi kurtarın, bir çözüm bulun. Bu arada Küçükçekmece'de kalıyoruz. Hep İstanbul depremi bizi işaret ediyor. Demiş. Burada 1000 metrekarenin altına değil daha üzerine çıkarılması gerekiyor. Onu seyircimize iletmiş olalım. Çünkü ada bazında yapılmadığında bir blok kendisi yapmak için yandakilere zarar veriyor. Dolayısıyla öbür binaların yıkılmasına sebep oluyor. Bunun örneklerini geçtiğimiz programlarda o beyaz binaydı, yıkılmıştı, gördük.
Bunun gibi kesinlikle bir de şeye onlar sebep oluyor. Vazgeçsinler. Küçük arsa yüksek binaya yüksek, sebep. Dolayısıyla seyircimiz komutanım şunu belki söylemek istiyor. Yanımızdaki binayı yıkmak istemiyor. O rahatı yerinde. Biz ne yapacağız? Biz burada bir şey yapamıyoruz. Biz zor durumdayız. İşte diyor. Biz onu ada bazında karar alacak evet, devlet. Ada bazında tümüyle o evet. istemeyeni de devlet zorlaması peki. ve tümüyle yapması lazım. Kısa bir reklam. Dönüşte siyaset konuşacağız. Başka açıdan 3. bölümüyle yani son bölümüyle devam ediyor sevgili izleyiciler. Gelelim siyasete. Depremden önce sık sık konuştuğumuz altılı masa. Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde bir toplantı daha yaptı. 5,5-6 saat sürdü bu toplantı ve akabinde denildi ki pazartesi günü adayımızı açıklayacağız. Ama şimdi sosyal medyada konu çok konuşuluyor. İddialara göre sevgili izleyiciler Kemal Kılıçdaroğlu masada konuşuldu ama Akşener bunu kabullenmedi ve şu sıralarda yani saat 8'de falan 22.30'da kurmaylarıyla toplanacağı şeklinde bir bilgi vardı. Yani şu sıralarda kurmaylarıyla toplanıyor iddiası var ve kime İyi Partililerin atmış olduğu bazı tweetler var sonradan sildiği mesela Ümit Dikbayır. Millet 5'ten büyüktür şeklinde tweet atmış ve akabinde silmiş. Erhan Usta aday belli olmadı şeklinde bir tweet atmış. Davutoğlu cephesinden adayın belli olduğu şeklinde paylaşımlar var. Dolayısıyla yine İyi Parti acaba burada bir altılı masada krize mi neden olacak? Ya da Meral Akşener. Ne dersiniz Ali İhsan Bey? Evet, nereden geldik buraya, nasıl geldik? Parlamenter sistemle ilgili bir mutabakatımız var. Cumhurbaşkanlığı noktasında bizim bir mutabakatımız henüz yok diyordu Sayın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Ama nasıl geldiysek birdenbire ki şunu da devam ettiriyordu. Genel İdare Kurulumuz bu konuda karar verir. Siz de görürsünüz. Ondan sonra eğer biz Millet İttifakı'na katılacaksak Cumhurbaşkanı Başkanı seçiminde o zaman öncesinde bilirsiniz diyordu. Ama biz şu ana kadar Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı seçiminde altılı masayla birlikte yürünmesi gerektiğine dair bir karar aldığını duymadık. Kendi başlarına bazı işleri yürütüyorlar. Yine Temel Karamollaoğlu'nun söylediği, diğer liderlerin de tekrarladığı söylemler vardı. Seçim tarihi belli olsun. Her şeyi biz 2 gün içinde toparlar bitiririz demişlerdi. Seçim tarihi 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Belli olmasa bile yani 14 Mayıs belli olmasa bile 18 Haziran bile olsa sonuç itibariyle geldi artık şunun şurasında. 4 ayımız 5 ayımız kaldı Haziran'da bile yapılacak olsa. Ama hala o 2 günde açıklayacakları ismi açıklayamadılar. Yine şunu söylüyorlardı ilkeler önemli yoksa isim önemli değil. İsim herhangi bir isim olabilir. İlkeler olduktan sonra biz ilkeler noktasında mutabakat sağlıyoruz demişlerdi. Şimdi o mutabakatı sağladılar ama isim üzerinden kavgalar esas yüksek sesli kavgalar şimdi başlamış oldu. Yine daha öncesinden şunu da söylemişlerdi. Biz bugüne kadar hiç isim konuşmadık. Emin olabilirsiniz tekrar tekrar değişik liderler bunu söylediler ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Meral Akşener'in daha evvelden beri gelen o farklı söylem tarzı daha önceden de konuşulan bir isim üzerinden bir tartışmanın sürdüğü noktasında bize fikir veriyor. Bugün ne oldu? Bugün pazartesi günü açıklanmak üzere ayrıldılar. Önce toplandılar tabii, konuştular ve ayrıldılar. Ayrılırken de pazartesi gününe işaret ettiler. Fakat pazartesi gününe işaret ederken hemen daha toplantı biter bitmez Meral Akşener bir il başkanlarıyla bir görüşme yapacağından bahsetti. Bir de genel idare kurulunda da bu konuyu görüşeceğini söyledi. O zaman demek ki bir ihtilaf var demektir. Yoksa eğer bir ihtilaf yoksa il başkanlarıyla görüşeceğiniz ki il başkanları dediğiniz şahıslar da 81 ilden bahsediyoruz. Bunun 11 tanesi deprem bölgesindeki İl başkanları, siz bunlarla hemen şunun şurasında 2 gün içerisinde nasıl görüşeceksiniz, nasıl konuşacaksınız, kaç dakika görüşeceksiniz? Tabii bunun arka planında
büyük bir kavganın döndüğü, altılı masanın bir isim etrafında toparlanamadığını görmüş oluyoruz. İYİ Parti'ye buradan herhangi bir şekilde farklı bir görüş serdederek o altılı masadan da ayrılabilir. Zaten bir sebep aramaya bakıyorlardı. Niye ama ne istiyor mesela Sayın Akşener? Niye Kılıçdaroğlu'nu istemiyor? Abi, ne yapmak istiyor? O soruyu unutmayın. Kaldı ki bir de liderlere, yani hem Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Akşener'e ve diğer partilerde hani benzer ifadeler oldu. Tam bir etki verdiler. Genel idare kurulları, milletvekilleri değil mi? Dediler ki git orada, ondan sonra CHP adına da yani hani Sayın Kılıçdaroğlu bizim partimiz adına karar verme yetkisine sahiptir dediler. Açık açık deklar ettiler bunu yani. Şimdi demek ki farklı bir genel başkanlarının da istemediği bir kişi dayatılıyor. Burada ben gene de küçük bir ihtimal de olsa Kemal Kılıçdaroğlu dışında Abdullah Gül gibi bir isim etrafında konuşulma ihtimalini de kayda değer buluyorum. O çerçevede de Meral Akşener'in tıpkı 2018 seçimlerinde olduğu gibi Abdullah Gül'e yönelik bir mesafeli duruşunu devam ettirdiği, onun için de bu şekilde bir tartışma içine girdiğini tahmin ediyorum. Ama tabii bu bir tahminden ibaret. Yoksa herhangi bir somut bir bilgi veya belgem elimde yok. Sonuçta altılı masanın, benim esas dikkat çekmek istediğim şey şu ki, altılı masa ülkeyi yönetmeye talip, bir cumhurbaşkanını belirleyemeyecek kadar, bu kadar birbirinden uzak partiler. Bir de bu işin HDP yanı var tabii. Yani siz ne yaparsanız yapın, bu 6 partiyle %40'ı anca toplayabiliyorsunuz. Eğer HDP'yi de katarsanız %48 gibi bir rakama ulaşabiliyorsunuz. Belki seçim günü gelişen olaylar veya işte bir hafta öncesindeki gelişen olaylarla o %48'i 50'ye çıkartabilir miyizin hesabı, planlaması yapılırken, şimdi eğer HDP de bu işin, bu topun içine girecek olursa o noktada tamamen kavga büyüyecek gibi görünüyor. Ben bu noktadan sonra özellikle de deprem üzerinden yaptıkları o siyasi çıkışlar üzerinde halk nezdinde olumlu bir puan toplayamadıkları kanaatindeyim. Özellikle yaptıkları o işte insanların cesetlerinin üzerinden kolları kesilip bilezikler alınıyor şeklinde iftiralar, tecavüz ediliyor kadınlara şeklinde iftiralara sıcak bakan o altılı masayı destekleyen medya organları, yine devamında Hatay Barajı işte yıkıldı ve sonuçta su baskını geliyor deyip enkaz kaldırma çalışmalarını engelleme operasyonları, bunların hepsine verilen o altılı masadan verilen destekler ve bunların sanki özgür basının dile getirdiği doğru haberlermiş de bunlara yönelik olarak da siyasi iktidarın bir sansür girişimi, bir susturma girişimi varmış şeklinde yaptıkları o çalışmaların karşılığı olarak vatandaşın bu altılı masaya rağbet etmeyeceği kanaatindeyim. İYİ Parti'nin stratejisini Meral Akşener niye Kılıçdaroğlu'nu istemiyor demiştim. Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Tabii benim o ikili aday ihtimalinde Kılıçdaroğlu'ndan ziyade büyük ihtimalle Abdullah Gül gibi bir ismi istemiyor. Ha, derseniz ki Kemal Kılıçdaroğlu'ysa eğer kendilerinin önüne konulan isim, Kemal Kılıçdaroğlu... Bir dakika, siz diyorsunuz ki bu toplantıda Sayın Gül de gündeme gelmiş olabilir. Yani benim tahminim Kemal Kılıçdaroğlu son dakika, benim hakkım da ama ben Abdullah Gül'ü kendim feragat ediyorum. Abdullah Gül'ü aday gösterme noktasında beşli ittifak evet diyor ama Meral Akşener'i ikna edemiyoruz. He, Meral Akşener de ikna olacak olursa zaten sanki Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin hakkı olan bir şeyi, altılı masa kendisini bu konuda önerdiği halde Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer 5 partinin de onayını alarak Abdullah Gül'ü aday gösterdiği şeklinde halk nezdinde de belki ben fedakarlıkta bulunuyorum, bakın bizim herhangi bir şekilde koltuk falan sevdamız yok şeklinde bir olumlu puan
alma noktasında bir girişimi olduğunu tahmin ediyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi eğer gerçekten şu an Meral Akşener'e teklif ediliyor ve Meral Akşener hayır diyorsa bunun arkasında sadece şu vardır. Ekrem İmamoğlu'nu daha iyi yönetirim diyordur Meral Akşener. Veya Mansur Yavaş söz konusu olursa daha rahat yönetirim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu yönetmek CHP çizgisinden gelen ve CHP'ye daha eski yıllardan beri o çizgi içerisinde politika yürüten bir isim olması hasebiyle, çünkü biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu işte Anavatan Partisi'nden evrilerek CHP'ye girmiş. Mansur Yavaş işte MHP çizgisinden evrilerek şu an CHP'de politika yapıyor, görünüyor. Dolayısıyla Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'e daha yakın durması sebebiyle... Sayın Güle de bu yüzden mesafeli? Hani yönetemem. Abdullah Gül'le şahsi bir şeyleri olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü AK Parti'nin kuruluşu sırasında da Meral Akşener vardı. Kuruluş sırasında vardı. Fakat sonraki aşamalarda parti kurulmadan önce Meral Akşener yollarını ayırmıştı. O yollar ayrılma sırasında neler oldu? Ne Tayyip Erdoğan cenahından bir açıklama geldi, ne Meral Akşener tarafından geldi. Oralardan bu yana gelen bir farklı bakış açısı olduğunu tahmin ediyorum. Veya gene bir benzer şekilde Abdullah Gül'ün Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'la kıyasladığınız zaman Meral Akşener için biraz daha zor lokma olma ihtimali var. O açıdan Meral Akşener kendisine daha kolay bir lokma olması, kendisinin talimatlarını yerine getirecek isimlerin söz konusu olmasını istiyor ve ondan sonraki seçime kendisini hazırlıyor diye tahmin ediyorum. Kenan Bey, masa dağılıyor mu? Şimdi dağılmaz. Dağılma imkanını ben düşük görüyorum. Özellikle de hani Meral Hanım'ın efendim olağanüstü bir şekilde arkadaşlarının toplaması, pazartesi tekrardan işte bir görüş bildirmesi, efendim İyi Parti kurmay kadrosundan bir takım isimlerin isim netleşmedi efendim ya da Millet 5'ten Büyük'te gibi bir takım tweetler atmaları rahatsızlığı, özellikle de İleri düzeydeki rahatsızlığı dışa vuran alametler. Ama şimdi bu saatten sonra Meral Hanım'ın esasında masayı yönetme kabiliyetini ben ciddi anlamıyla kaybettiğini düşünüyorum. Nedenine gelince Meral Hanım... Bir B planı vardır ama. B planı bu saatten sonra işe yaramaz. Çekiliyorum derse? Çekilebilir ama çekilirse bu sefer... Bütün bu kaybedilecek seçimin faturası ona yazılacak. Cumhur İttifakı'na gidiyorum derse, siyaset bu. Cumhur İttifakı'na gidebilir mi, gider mi? Pek zannetmiyorum yani. Ortada o şekilde kalır diye düşünüyorum. Onun altından kalkmak çok zor. Ama şu görüldü ki... Yani özür dilerim, bugün Cumhur İttifakı'na gitse İYİ Parti tabanı ne der? İYİ Parti tabanının... Bir kısmı tabii teşkilata efendim ya da lidere bağlı olduğu için onay verir. Bir kısmında ben CHP'ye kayacağını düşünüyorum. Yani böyle monoblok olarak hareket edileceğini zannetmiyorum. Fakat şu var, yani öteden beri Meral Hanım özellikle belediye başkanlarını efendim belirlerken ciddi bir etkisi oldu. Seçimler kazanılınca ağırlığının arttığını, bundan sonra CHP'yi de özellikle daha sonra da altılı masayı da daha kontrol etme yeteneğinin güçlendiğini zannetti ama bence aslında o süreç içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu bence tabloya daha iyi vaziyet etti. Ve bugün gelinen aşamada altılı masa görebildiğim kadarıyla 6'da 5 oranında, buna daha sonra HDP'de destek vermesi daha kolay diye düşünüyorum. 6'da 5 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında bence toplanmıştır. Ortak payda olarak, ortak aday olarak. Ali İhsan Bey diyor ki Sayın Gül de gündeme gelmiş olabilir. Zannetmiyorum. Bu saatten sonra Abdullah Gül üzerinden bir hareket çok zor. Yani bu 2 ay önce, 3 ay önce böyle bir şey konuşulsaydı olabilirdi. Ama yani son dakikada olmaz. Bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları arasında huzursuzluk olur. Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bile Ekrem İmamoğlu'cular ve efendim Kılıçdaroğlu'cular diye bir hizipleşme oldu. Nasıl hani eskiden İnönü, Baykal, Ecevit şeyleri vardı, çatışmaları vardı.
Bu süreçte de böyle bir çatışma alanı oluştu. Medyada bile herkes adeta birbirine tuzak kurma, çelme takma, birinin dosyasını efendim iktidar kanadına efendim servis etme gibi işlere soyundular. Yani siyasetin o yönden çok kirli bir mahiyeti olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla ben bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamaktan başka masanın seçeneği olmadığını, daha doğrusu olmadığını demeyeyim ama yani en güçlü ihtimalin bu olduğunu zannediyorum. Bu şekilde hareket ediyor. Yazılan çizilenlere bakarsak sanki pazartesi bir kriz çıkacakmış gibi bir hava var. Şimdi bence yani sanki yine şöyle aslında biraz şeyi ertelemiş oldular. Ne diyeyim, kıyametin kopmasını ertelemiş oldular. Ama netice itibariyle bu karar verilecek. Çünkü bugün 75 gün var seçimin yapılmasına. 75 gün ya, 75 tane şehir var zaten Türkiye'de. Yani 81. 81 tane şehir var. Yani her birine gideceğiz deseniz nasıl olacak bu? Şimdi depremde 10 tane şehir yıkılmış. Efendim üniversite eğitimine yani uzaktan devam ediliyor. Yani ekonomi şöyle, siyaset böyle. Yani her türlü sorun var ve yarın öbür gün başka sorunlar da çıkabilir. Bu sebeple hani cumhurbaşkanı seçiyorsunuz. Yani sınıf başkanı falan seçmiyorsunuz ki. Popstar da seçmiyor. Yani böyle olmaz yani bu. Bu sebeple güven mi kaybettiler tam? Yani aday gecikti artık bakın, kendi tabanından. Şimdi şöyle bir şey oldu. Esasında şöyle bir şey oldu. Yani 6 Şubat günü Maraş'ta arka arkaya şiddetli deprem 10 tane şehri vurunca ve ortaya gerçekten büyük bir enkaz, büyük bir yıkım, büyük bir acı çıkınca 6 Şubat günü kanaatim o ki Sayın Kılıçdaroğlu tamam yani bu deprem bizim toplum nezdindeki söylemlerimizi daha kolay anlaşılır kılacak. İktidarı da daha toplum nezdinde diyeyim ki soğuk ya da muhalif bir cepheye doğru itecek diye düşünüldü. Ve orada böyle adeta topluma umutsuzluk aşılayan yani bunlar bir gitsin bak görsen Türkiye nasıl sıçrıyor, nasıl uzaya gidiyor gibi bir hava çizildi ama. Beklediği olmadı mı? Olmadı çünkü niye? Şöyle bir şey. Yani muhalefet bir, burada sınav mı veremedi ya da yapamadı? Şimdi şöyle bakın. Ya muhalefet bir bak eleştirmekle iş yapmak arasında derin farklılıklar var. Birileri oturdular. Efendim şurada enkazlarda binler ölüyor. Çadır dağıtılmıyor. İnsanlar açtı, susuzdu, şuydu, buydu. Bir sürü şeyler söylendi. Belki bunların içerisinde doğru olanlar da vardır. Ama hükümet ne yaptı? Hükümet çadır sevk etti. Konteyner sevk etti. Hastane açtı. Sahra hastanesi yaptı. Yardımları topladı. Sivil toplum örgütlerinin önünü açtı. Ya da sivil toplum örgütleri zaten sahaya inmişken onlara destek verdi. Yani tamamen de devletin hep önde olduğunu falan düşünmüyorum ben. Yani devlet eksik kalmış mıdır? Kalmıştır. Aciz kalmış mıdır? Kalmıştır. Kalır. Yani bu sadece Türkiye için değil, Amerika'da olsa, Japonya'da olsa olur. Büyük bir yıkım var. Büyük bir felaket var. Koskoca bir alandan bahsediyoruz. Fransız arama dolayısıyla, kurtarma timinin başındaki uzman diyor ki eğer bu boyutta, bu çapta ve bu büyüklükte ve bu şiddette bir deprem Fransa'da olsaydı kesinlikle ülkede uzun süre kaos olur ve Fransa asla ve kata bu yükün altında kalkamaz. Dolayısıyla yani bu şeyi hafif görmek lazım. Ha ne olur devletin yettiği yer vardır, yetemediği yer vardır. Kurtarabildikleri vardır, kurtaramadıkları vardır. Bunun muhasebesini tabii ki yaparız, yapmalıyız. Ancak beklenen şey şuydu. Yani anasını hani Amerika'da 2 saat elektrikler kesilirdi. Hani böyle camlar, çerçeveler indirilir. Marketten efendim kimi televizyon kapar, kimi bisiklet, kimi ayakkabı kaçıp gider ya. Böyle bir yağma, böyle bir kaos, böyle bir birbirine düşme, ölmeler, öldürmeler filan beklendi. Ama böyle bir şey ortaya çıkmadı. Bunun üzerine ne dediler? Eller kollar kesiliyor, Afganlar geldi, Suriyeliler bilmem ne yaptı filan. Yani ırkçılık üzerinden, ayrımcılık üzerinden topluma bu acı zamanda, bu yıkım zamanında aşırı düzeyde bir umutsuzluğu böyle aşırı doz olarak yüklediler. O zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Ve sonuç şu oldu. Tayyip Erdoğan dedi ki biz burada şu kadar tebeli atacağız, şu kadar sürede bunu yapacağız, şu kadar sürede şöyle yapacağız. Yurtlar şöyle olacak, oteller böyle olacak, misafirler böyle olacak. Tamam ölüm var, yıkım var ama yani 3 kişiyi, 5 kişiyi, ailesinden 16 kişiyi kaybeden de var. Acı büyük ama yıkım büyük, kayıp büyük ama bir de şöyle bir şey var. Yani insanın yaşama arzusu devam ediyor.
mutlu hanım. Yaşama arzusu devam eden insan ümit istiyor. Evet. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki ev yapacağız. Bu umudu büyütüyor. Güveniyor. Ümit mi yoksa özür dilerim şu soruyu sorayım tam da zaten anlattığınız konuyla alakalı. Altılı masanın çizmiş olduğu profille alakalı bir şey mi? Yani düşünün 45 bin aşkın insan can veriyor. 10-11 memlekette çok büyük bir yıkım var. Ve hakikaten sizin de vurguladığınız gibi insanlar en yakınını kaybetmiş. Sülalesinin yarısını kaybetmiş. Buna rağmen muhalefet burada siyaseten hiçbir şey alamıyor. Tuhaf değil mi? Evet, alamıyor çünkü bakın en iyi ihtimalle altılı masaya diyelim ki Millet İttifakı'na yakın şirketlerin yaptığı ya da o şirketlere sipariş edilen anketlere baktığımız zaman toplumun %60'tan fazlası deprem sonrasında bile siyasi kanaatini değiştirmemiş. Yani burası ne bileyim yani bir Amerika değil, burası bir Hollanda falan değil. Burada insanların inançları, duyguları, düşünceleri oldukça önemli, köklü. Bu toplumun yani düşünün, yani ben kendim de onun içindeyim. Yani berberini değiştirmesi bile çok zordur. Benim berberim Fatih'te Hasan Hüseyin diye bir kardeşimiz var, Hasan Hüseyin Yüce. Yani ben ta kalkıyorum Başakşehir'den gidiyorum Fatih'e. Yani Hasan Hüseyin'in dükkanı açıksa onu da tıraş olurum. Değilse tekrardan eve gidiyorum. Hanım diyor ki ya burada berber yok mu? Var 100 tane berber var ama. Bu bir alışkanlık. Hasan Hüseyin değil diyorum. Değiştirmek zor. Çünkü ben sadece berbere gitmiyorum. Benim arkadaşım, dostum, sırdaşım, hocam, dert ortağım, sevinç ortağım benim her şeyim. Dolayısıyla yani berberini değiştirmekte bile gerçekten direnen bir toplumun öyle siyasi tercihini değiştirmesi, deprem oldu ya o zaman Tayyip Erdoğan'ı bilmem ne yapalım. Böyle bir şey yok. İzmir'de de deprem oldu. İnsanlar Tunç Soyer'den vazgeçiyor mu? Her gün sel oluyor. Her dönem sel oluyor. CHP'den vazgeçiyor mu? Vazgeçmiyor. Bu sebeple yani bizim toplumu tanıma noktasında tespitler yapmamız lazım. Ama fakat birileri tespit yerine temennilerini konuşturuyor. Buna araştırma şirketleri de dahil. %15 gibi bir dilimin depremle ilgili ortaya çıkan tablodan sonra kanaatlerinin değiştiği yönünde bir veri ortaya konuldu. Ama bunun böyle olup olmayacağını göreceğiz. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı ya da hükümet, işte dedim ki Şehircilik Bakanı bir konuşma yapıyor. Sağlık Bakanı bir konuşma yapıyor. Hükümet sözcüsü bir konuşma yapıyor. Diyor ki şöyle şöyle kredi vereceğiz. Böyle böyle şu borçlar affedilecek. Böyle böyle filan şeyler ertelenecek. Şimdi siz bir senede konutları teslim edeceğiz dediğiniz zaman şimdi iklim bambaşka bir şey olur. Bir tarafta topluma zihinsel, duygusal, siyasi anlamda çöküşü kader gibi hükümetin ortaya koyduğu bir kabus gibi sunan bir siyasi yaklaşım var. Öbür taraftan da evet günahımız var, kusurumuz var, eksiğimiz var, gediğimiz var. Ama biz bunu Allah'ın izniyle, sizin de desteğinizle aşacağız diyen bir başka siyaset var. Dolayısıyla burada bir hayal ticareti olduğunu söylemek durumunda değiliz. Evet tamam toplumun bir kısmı hayal almaya meyel olabilir ama hayal değil. Diyor ki biz şu Mart tarihinde şurada temelleri atıyoruz. Atıyoruz değil mi? O zaman şimdi bunları görmek icap eder. Dolayısıyla ben altılı masanın durumuna gelince ben 5 siyasi partinin dışarıdan da HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında ittifak ettiği kanaatindeyim. Meral Akşener'in Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu üzerinden masayı ipotek altına alma girişiminin bugün itibariyle atılan imzalarla, imzalanan protokolle akamete uğradığını, Meral Akşener'in altılı masayı idare etme kabiliyetinin ciddi anlamıyla çöktüğünü düşünüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ne yapar, nasıl yapar? Bunu zaman gösterecek. Bakalım ne konuşacak? Yani deprem sürecinde oynamış olduğu o böyle kara propagandayı çağrıştıran söylemleriyle sert, yıkıcı efendim böyle kelimelerle, kavramlarla, benzetmelerle siyaseti iyiden iyiye kavgaya dönüştüren bir tarzı mı devam ettirecek? Yoksa deprem öncesinde olduğu gibi işte helalleşme, barışma, kucaklaşma, Cumhuriyet Halk Partisi ve beraber iktidar olduğu partilerde 28 Şubat esintisi olmayacak. Şunlar bunlar falan diyorlar. Acaba bunu mu yürütecek? O deprem konusunda muhalefetin elini bağlayan bir noktada nihayetinde mesela Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li ve çeşitli videoları var. Kentsel dönüşme,
ranta karşı çıkıyoruz diye karşı çıkmış. Bu noktada acaba bu gibi olaylar mı elini kolunu bağladı? Vallahi eğer bunlar ben, olmasa daha farklı tabii, mı davranırlardı? Yani şöyle, yok, çok onu fazla umursayacaklarını zannetmiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada belediyesiyle, efendim, teşkilatıyla bir ayna karşısına geçip kendimize çeki düzen verelim. Biz bu eylemleri yaparken kentsel dönüşümü ransal dönüşüm diye itibarsızlaştırırken bir suça bir günaha ortak olduk diyerek düşünmüyor hiç. Yani ona göre halen ransal dönüşüm devam ediyor. Halen ülke betona dönüşüyor. Halen bilmem ne oluyor. Orada bir dönüş olduğunu zannetmiyorum. Fakat olabilecek olan şeylerden bir tanesi şudur. Masada ne olursa olsun Millet İttifakı'nı, altılı masayı, muhafazakar, mütedeyyin, dindar seçmenler nezdinde meşru ve desteklenebilir bir harekete dönüştüren 3 tane aktör var. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Bu sebeple o partilerin oylarının %2, %3, %1 neyse işte %5 falan fark etmez. Yani az oranda olmuş olmasının bir önemi yok. Çünkü onlardan beklenen temel fonksiyon, temel misyon o ittifakın sadece militan düzeyde, seküler, militan düzeyde laik, kemalist tabana değil, peki, geniş manada Türkiye toplumunu kuşatacak bir siyasi hareket olduğunu ihsas etmesidir. Buna ilişkin bir beklenti var. Buna ilişkin bir onlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir diyelim ki şey yüklenmiş, anlam yüklenmiş, mana yüklenmiş. Olacak olan budur. Meral Hanım pazartesi günü yüksek ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, peki, tebrik için kendisini efendim ziyaret edecektir. Recep Bey, size döneceğim ama size dönmeden Ali İhsan Bey'e bir döneyim. Şimdi programın başında Mustafa Balbay'ın yazısından bahsetmiştim. Cumhuriyet yazarı. Hani seçim aslında AK Parti ya da Cumhur İttifakı 2024'ü istiyor diye. Bir de şöyle bir sorular, akıllarda bir soru işareti var. Şimdi biz 10-11 bölgenin yıkıldığını söylüyoruz ya, daha doğrusu ilin. Buralarda seçim nasıl yapılacak? Yani YSK oraya gidecek, bir gözlem yapacak. Dolayısıyla YSK diyebilir ki buralar seçime uygun değildir, seçimler ertelenmeli gibi bir şey de yapabilir diyorlar. Şimdi hayır, ertelenme yaptılar, genel olarak gittiler. Yok. Orada tespitler... Hani söylem böyleydi ya, söylemi söyle. Tespitler yapıldı ama şimdi esas tartışma olan konu şu. Bir de seçim nasıl yapılacak burada? Tabii orada seçim yapılır da, yani Adıyaman'da sandıklar kurulur. Önemli olan Adıyaman'da şu an olmayan, Adıyaman'dan Ankara'ya, Konya'ya, İstanbul'a gelenler nasıl oy kullanacak? Adıyaman için mi oy kullanacak, yoksa İstanbul için, Ankara için, Konya için mi kullanacak? Bu milletvekili aritmetiğini mi değiştirir? Tabii yani sonuçta yeniden milletvekili aritmetiğini tekrar belirlemeniz lazım. Onun olmaması için? Onun olmaması için bu sefer Adıyamanlılardan şu kadar bin kişi Ankara'ya geldiyse onlara ayrı bir sandıkta oy kullandırıp onların oyunu oraya kanalize etmeniz lazım. Benim bilebildiğim kadarıyla bunun örneği yok. Yani şu an daha evvelki yıllarda bu kadar geniş bir coğrafyada da olsa, küçük bir coğrafyada da olsa şu tolere edilmiştir. Bir bölgemizde bir sıkıntı yaşandıysa 10 bin kişi, 5 bin kişi bir başka ile gittiyse o ilin artık ikametgahı da taşıdıysa o ilde oyunu kullanır. Onluk bir nüfustan bahsediyoruz. İşte mümkün. Tabii 13 milyon tamamı, tamamı gitmemiştir. 2 milyon. Tamamı seçmen değildir. Değişik veriler var tabii. Evet, var. Ama sonuçta çok zor bir karar ve ne şekilde karar verilecek olursa o da benim bilebildiğim kadarıyla bir ilk olmuş olacak. İlginç. Recep Bey, altılı masa dedik. Evet. Ne oluyor, ne bitiyor altılı masada? Ben direkt cümleye şöyle başlayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığı hayırlı olsun. Erken değil mi? Siyasette 24 saat uzun derler ya. Deprem olmuş Türkiye'de. 7.7, 7.6. 13 milyon insan etkilenmiş, 45 bin kişi hayatını kaybetmiş, 400-500 bin bina
yaklaşık 2,5 milyon, 3 milyon insan evsiz kalmış. Tamam mı? Evsiz kalmış. Ağır hasarlı, hafif hasarlılarla beraber. Ve bu insanların evleri, barkları, okulları, hatıraları, her şey gitmiş. Türkiye'ye yaklaşık maliyetinin 100 milyar dolar olduğuna yaklaşık 84-85 diyen var. 84. Ki en hadi en basitinden gidelim, Dünya Bankası'na göre 35 milyar, 34 milyar. Dolar. 34 milyar dolar. Milyar yani, dolar değil, yani. Milyar dolar. Milyar dolar yani. Ondan sonra ve siz böyle bir manzaranın içerisinde bugünkü toplantının nihai cümlelerinin arasında bir tane bir şey var. Geçiş dönemi için Cumhurbaşkanı adayı belirliyorsunuz. Özür dilerim ama burada şunu da unutmayın. Şimdi biz inançlı insanlarız ve afetlerin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Böyle inanıyoruz ve Anadolu orası. Kaderimiz diyorlar. Yani adam diyor ki evet 10 yakınımı kaybettim ama Allah'tan geldi. Allah verdi, Allah aldı. Ama depremden sonraki artçı ve ekonomik sarsıntılar, artçı diyorum bunlara. Depremin akabinde gelecek sosyolojik, sosyal ya da ekonomik bazı sorunlar. İşte mesela şu an insanlar kiradan yakınıyor. Ankara'ya gidenler 10 bin liradan aşağı kira yok diyor. Hatta ev yok. Arada fırsatçılar da var. Bu belki ileri dönemde yine gıdaya yansıyacak, markete, manava yansıyacak. Bu risk var ama. Belirsizlikten yana mı tercih yapardın? Bunu yönetme ihtimali olan ama tamam diyelim ki yönetme ihtimali olan birisi var ve kısa dönemle yöneteceği kesin. 6 aylığına geliyor sadece. Böyle birisinden yana mı tercih yapardın bunu yaşayan birisi olarak? Soruyorum yani. Önünde iki tane seçenek var. Bir tanesi diyor ki ben bu benim adayım kardeşim. Tamam mı? Kim olursa olsun daha isme geçmedim. Onu da gireceğim. Bu diyor benim adayım ama diyor bak ben bunu diyor geçici olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorum. Niye? Çünkü ben parlamenter sisteme geçeceğim diyor. Ne demek parlamenter sisteme geçmek demek? Cumhurbaşkanı seçeceksin. Bu kişiye... Ya sistemi bilen birisi buna inanmaz. Bu kişiye, kendi içlerinde altılı masanın liderlerinin kendi ifadeleriyle bu kişiye icraat yetkisi tanımayacaksın. Hepsi genel başkanlara soracak. Ha, kim seçilirse seçilsin. Diyecek ki bunu nasıl yapalım? Diyecek. 13 tane bir senedir 13 tane toplantı yapmış. Hala seçime 2 ay kalmış. Hala aralarında kriz olan bir masa Cumhurbaşkanı'na ne yapması gerektiğini söyleyecek. Ve bu kişi de üstelik bu Cumhurbaşkanı da 6 aylığına maksimum bir seneliğine seçilecek. Sonra bu Cumhurbaşkanı mecliste de çoğunluğu çok böyle anayasayı değiştirecek kadar çoğunluğu yakalayacaklar ki mümkün mü? Mümkün değil. Yakalayacaklar. Yakalayamazlarsa işte ama referanduma gidecekler. Özür dilerim. Referanduma gidecekler. Ondan sonra referandum olacak. Referandumda anayasa değişecek. Anayasada başkanlık sisteminden geri dönülecek. Başbakanlık sistemine geçilecek. Başbakanlık sistemine geçildikten sonra bir daha tekrar seçim olacak. Özür. Tamam. Seçim olacak. Ondan sonra o seçimden sonra da tekrar bu altılı masadaki partilerden bir tanesi en yüksek oyu alacak ki ondan sonra başbakan olabilsin. Ama şimdi benim anladığım kadarıyla altılı masada yani az önce Kenan Bey'in zikrettiği 3 parti belki birbirine biraz yakın. Ama benzemezler masası olduğu için o parlamenter sistemi aslında bir perdeleme olarak kullanıyorlardı. Gerçekten parlamenter sisteme geçmek gibi bir fikirleri gerçekten var mı? Yoksa tartışmayı bu zemine çekip ayrılıkların üzerini örtmek için mi bunu yapıyorlardı? Ya şimdi düşünsene Cumhurbaşkanı adayı için bile, Cumhurbaşkanı adayı için daha henüz bu aşamaya geçebilmek adına hepsi bundan faydalanacak, nemalanacak. Doğru mu? Şayet kazanırlarsa. Değil mi? Kendilerine alan açılacak. Daha henüz yani kendilerine açılacak yol konusunda bile benim adayım mı açsın, senin adayın mı açsın diye kavga eden bir yapı.
Yani bunun sen daha bugün kendi menfaatlerini düşünenlerin, düşünen bir genel başkanın, ben başbakan olacağım diyen, sürekli diyen bir genel başkanın olduğu bir yerde sen cumhurbaşkanıyla bu ülkeyi yönetmek istediklerine mi inanıyorsun? Yani akıl var, mantık var. Şimdi dolayısıyla geçiş, bir kere manzara önümüzde ya. İki sene, önümüzdeki iki sene diyelim ki es kaza kazandılar. İki sene ya. En az iki sene, en az iki buçuk sene. Türkiye'nin önünde bir hükümetin olmaması demek. Türkiye'yi yönetecek bir iradenin olmaması demek. Tamam mı? İki buçuk sene. 13 milyon insan dışarıda arkadaşım ya. 13 milyon ya. Yani neden bahsediyoruz yani? Yani dün arabamı park ettim. Arabanın önüne bir arkadaş park etmiş. Aradım, telefonu kapalı. Ondan sonra ya bu nerede filan, şu binada oturuyor dediler. Çıktım. Ondan sonra buldum. Onu uykulu vaziyette işte indi aşağıya. Ya dedi, bir insana da dedi, rahat vermiyorsunuz dedi. Ondan sonra söyledim ya kardeşim dedi. 9 tane canım gitti dedi filan. İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde bir tane adam. Yani bu deprem öyle 13 milyona sadece orada yaşayanlara dokunmadı yani. 85 milyonun her şehrinde, her ilçesinde bir yakını, bir tanıdığı olan insanlar gitti. Herkes birbiriyle böyle. Tabii. İstanbul'da bir sokakta önüme çıkan bir tane manzaradan bahsediyorum. 9 tane Adıyamanlı, işte 9 tane yeğeni gitmiş. Şimdi dolayısıyla hani öyle hemen bir, ne yapalım, evet seçtik, böyle bir şey yok. Şimdi geçiş dedikleri andan itibaren geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun yani. Ha, kime aday yapacaklar? Bu, burada yine bu stüdyoda ben bir sene önce kadar söylediğim şey. Yıkarız kaldı. Yani Kılıçdaroğlu bunun öncesinde Murat Gezici'nin bugünkü ifadeleri, dünkü ifadeleri. Şaşırtan ifadeleri. Yani Murat Kurumu, Bakan Akar'ı, İçişleri Bakanlığı, sahadaki çalışmalarını öven ifadeleri. Özlem Gürses'in yine hakeza buradaki, ya seçim kesinlikle ertelenmeli, bu şartlarda seçime kesinlikle gidilmemeli ifadeleri. Bakın bunlar öyle basit, öyle sıradan cümleler, ifadeler değil. Tamam mı? Bu kişiler sahayı okuyan kişiler, ne olup biteceğini gören kişiler. Ben burada şunu söylemiştim. Meral Akşener kesinlikle, yani burada kesinlikle iki adayla seçime girecekler demiştim. Kaç adayla? İki adayla. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak mecburiyetinde. Başka şansı yok Kemal Kılıçdaroğlu. Niye mecburiyetinde? Demiştim. Niye? Kaç yaşında? 75 yaşında. Son seçimi. Bitti. Kumar mı oynuyor yani? Hayır, kumar değil. Bitti yani. Zaten bundan sonra zaten gideceğim. Ha, bundan sonra yok yani. Daha aday olma ihtimali yok. Daha bir yere gelme ihtimali yok. Daha podyuma çıkma ihtimali yok. Siyaset hayatı biten bir adamdan bahsediyoruz. Adamın ömrü hayatında hiçbir şeye aday olamamış ve çekmiş gitmiş birisi olarak anılacak. Aday oldu da kazanamadı. Yani belediye başkanlığı. İşte belediye başkanlığına aday oldu hocam. Genel başkandan bahsediyoruz da, yani. Tabii, ama başbakanlığa da aday oldu. Ya yani o başbakanlığa aday olmuş olarak görmüyorum ben onu. Yani oldu sonuç itibariyle parti lideri. Ya bir parti o nihayetinde o. Yani orada şahıs önden ziyade şeydir yani. Ondan sonra yani somut olarak, şahsi olarak Kemal Kılıçdaroğlu portresi olaraktan bahsediyorum. Şimdi bir lider olarak öne çıkamamış bir pozisyondan bütün seçimleri kaybetmiş. Ondan sonra ve üstelik burada da podyuma çıkamadan çekmiş gitmiş. Böyle bir yere düşmek istemiyor bir kere. Aday olmak istiyordu. Bak, peki. Özür dilerim. Hocama da sürekli. Aday olmak istiyordu Kemal Kılıçdaroğlu. İkincisi Akşener İmamoğlu'na mecburdu. Çünkü İmamoğlu İstanbul'da Akşener'i çok fazla besledi. Partiyi çok fazla besledi. İyi Parti'yi çok fazla besledi İstanbul'da. Finans ya, yani. Tabii canım. Abi dolaşın İstanbul'u. İstanbul'da İYİ Parti'nin olmadığı billboard mu vardı yani? Nereden geliyor bunun parası? Kim destekliyor bunu? Şimdi dolayısıyla bütün bunların bir ceremesi var. Yani ne dedi ya, bir esir gördüm ben onu, değil mi? Yani şimdi bunları böyle başına Fatih dedik yani. Fatih dedi yani. Şimdi bütün bunların hepsi boşuna değildi. Fakat bu gelinen süreçte ben hani bugün Kenan Hocam'a katılıyorum. Akşener
istemese de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bu noktada ben evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü yani bunu ona zorlayan, ondan sonra muhtemelen partisine de bunu anlatacak. Muhtemelen sahada anketleri, sahadaki tabloyu gördüler. Son cümle, abi deprem bölgesinde o ikinci gün, üçüncü gün Kılıçdaroğlu'nun arıza endam edip orada, ondan sonra az önce Kenan Bey'in altını çizdiği cümle, yani abi ne olursan ol, kim olursan ol, hiç kimse kendisine ümitsizlik aşılayanı, kendisine yani gelecek vaat etmeyen hiç kimsenin peşinden gitmez abi. Peki, teşekkür ederim. Bu arada İyi Parti yarın, İyi Parti'nin 81 il başkanı yarın Ankara'da bir araya geliyormuş. Yansım Hocam, buyurun. Altını basın. Şimdi ben aslında siyasetin dışından konuşmak isterim. Çünkü geçmiş programların birincisinde söyledik. Rey dediğimiz şey oya dönüştürüldü. Rey irade demekti. Evet. İradesini kullanacak insanlar. Biraz önce ben depremle ilgili konular konuşulurken insanların devletin kendisine özellikle inançları üzerinden empoze etmeye çalıştığı bir yaklaşımı geçmiş zamanda nasıl aşarızı muhakeme etmeye çalıştıklarında bunun da çözümünü ya bunlar bana karşı devletin bir kısım kurumları benim inancıma gerektiği şekilde işte katkı sağlamıyor. Yani karşının ötesinde katkı sağlamıyor diyerek her şey mübaha kadar giden yanlış bir anlayışa insanlar ulaştı maalesef. Bu bazen işte bir verginin ödenmesiyle ilgili belki. Bazen bağışlarını işte isten farklı yerlere yani götürmesi gibi. İşte kurban derisini onların söylediği yere değil de işte başka yerlerde kullanmak, post yapmak dahil gibi bir takım inanç. Çünkü inançları onu gerektirdiği için bir yaklaşım var. Bu sonrasında Batı tarafından da bilindiği için insanların karşıtlığını kullanmak üzere bir yapı oluşturulmuş. Bu yapı 1960'larda FETÖ'ye dönüşmüş. FETÖ 1997-98'de 28 Şubat'a gelinceye kadar örtülü olarak bir takım çalışmalarını yaparken insanlar işte biraz önce o depremde hasar görüp yıkılan binaların şeyi müteahhiti FETÖ kaynaklı olarak yurt dışına kaçmış. Burada şu gözüküyor. FETÖ bu tür binaların onaylarını çıkarmak için bir takım entrikalar kurdu ve onları insanları kandırdı ve o binalara soktu. Müteahhit de para aldı ve ondan sonra ya yeteri kadar uygun şey yapmadı, bir de ondan sonra kaçmak zorunda kaldı. Şimdi FETÖ'nün 28 Şubat'ta esas insanların maruz kaldıkları baskıdan yararlanarak çocuklarını özellikle inançlı bu 11 şey ilin olduğu yerler, özellikle bunu söylüyorum, 11 ilin olduğu yerlerde içine diğer birkaç ili daha katın çocuk bütün inançlı insanları değiştirdiler. Şimdi ben cevap vermek durumunda değiller ama herkes düşünsün diye söylüyorum. Bir parti kuruldu. Bizim değerlerimizi itibarsızlaştırmak üzere kurulan yapılan çalışmaların içerisinde partinin sembolü o dönemlerde kayıboyunun sembolünü alıp kendi sembolü haline getirerek bizim değerlerimizi itibarsızlaştıran. Siz düşünün, milliyetçi muhafazakar olduğunu düşünen insanlar kendi değerini itibarsızlaştıran birilerine gidip oy vermek zorunda kaldılar. Bunu İstanbul'da yapmak durumunda kaldılar. Bu bizde affedersiniz bir söz vardır, iyi diş etmek diye. Maalesef inançlı insanlarımızın değerlerini yok ettiler. Şimdi gelinen noktada siz altılı masa diyorsunuz. Bu insanlara yerel seçimlerde nasıl ki siz işte PKK ile beraber, artık bunu herkes biliyor. PKK'ya çocuğunu kaptıran anneler biliyor. Yani Diyarbakır'da işte o siz bu parti üzerinden benim çocuklarımı devşirdiniz diyor. Ben şimdi şunu söylemeye çalışacağım. Eğer bugün 28 Şubat döneminde inanç değerleri nedeniyle ya devlet bize bir takım yanlışlar yapıyor, biz de bir araya gelelim diyerek bazen devletin koymaya çalıştığı bazı kuralları da etrafından dolaşmaya çalışarak bunu kat irt kazanmak,
vesaire yanlışlar birilerinin oluşturduğu, bazen maalesef soru çalmak dahil bir takım şeyleri mübah görmek şekline getirmek durumunda olan o karşıtlık üzerinden insanlar şimdi ellerini vicdanlarına koysunlar diyorum ben. Desinler ki bizim herhangi bir parti düşüncemiz yoktur. Hak ve batıl mücadelesi vardır. Bu hak ve batıl mücadelesinin içerisinde bir batının uşağı olan bir yapı var. Burada parti temsilcisi falan seçmiyorlar. Cumhurbaşkanı adayı falan seçmiyorlar. Kimi işaret ettilerse hepsi ona vermek zorunda kalacaklar. İstanbul'da olduğu gibi. Recep Bey'in dediği veya bir taraftan Kenan Bey'in dediği. Buradaki her şey söylenecek, oradan işaret edilecek kişiye oy vermek şeklinde olacak. Dolayısıyla da bunu iki ayda aday şekline dönüştürebilirler. Partilerin diğerlerini en sonunda işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan, Ankara'da olan onları bir şekilde hala kaynaklarını kullanmaya çalışarak. Bugün 100 bin bina konut yapacağım diyen birisi 1384 bina yapmış. Devletin kademelerinin biz İstanbul'u taşımak zorundayız dediğinde mümkün değil diyen, biraz önce söylendiği gibi çözümsüzlükleri bir çözüm gibi insanlara sunan insanları, bizim insanımız artık bir kendilerine bir şeyler kazandıracak olarak görmemeleri lazım. Sonuç olarak şunu söyleyeyim ben, artık geçmiş dönemde gerçek anlamda mağdur olan ve çocuklarını FETÖ'de, PKK'da olduğu gibi kaptıran, nasıl ki insanlar sonradan onların aslında huzur değil, huzursuzluk getirmeye çalıştıklarını anladıkları gibi, şimdi de bu dönemde bir parti ismini söylemek istemiyorum ısrarla. Ama bizim değerlerimizi yok etmek üzere kurgulanan bir partinin içerisinde oy vereceklerini düşünmüyorum. Bunun örneğini bir partinin, o partinin bir milletvekili şu şekilde söylemişti, ayrıldı. Bu parti şunun, şunun, şunun kurduğu ve FETÖ'nün oyuncağıdır. Öbür bir milletvekili şunu söyledi, biz dedi rüyamızda bu beraber olduğumuz altılı masada olan bir partiye oy verdiğimizi düşünsek, görsek, affedersiniz gusül abdesti alırız dedi. Bunu söyleyen insanların olduğu bir yerde inanç değerleri olan bir insanın bulunmasının kendi vicdanlarını hiçbir zaman temizlemeyeceğini. Bakın deprem maalesef 45 bin canımızı aldı. O bölgeler, dikkat edin, inanç değerleri en yüksek olan yerler. Ama kendi vicdanlarımızı temizlemezsek, o Diyarbakır anneleri kadar şu anda oralarda yanlışa alet olacak anneler, vicdanlarını aileler temizlemezlerse bir çok deprem daha yaşarlar, vicdanlarını da kurtaramazlar. Peki. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Şimdi çok kısa. Mesela geçen hafta Vural Savaş vefat etti. Bu hafta da Sabih Kanadoğlu. Bunların misyonları belli. Yani Sabih Kanadoğlu, efendim Vural Savaş, bunlar halkın iradesine, reyine karşı savaş açmış bir cepheyi temsil ediyorlar. Yani bunlar hukukçu falan değiller. Zaten adam Militan Demokrasi diye kitap yazmış. Yani azgınlıktan, affedersiniz, kudurup gitti zaten. Şimdi bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu iki kişi için bir başsağlığı mesajı yayınlamadı. Ama bakıyoruz cenazede Çelenkler de orada, partinin grup başkan vekilleri de orada. Evet. Yani bize 28 Şubat sürecine sahip çıkmıyormuş gibi bir fotoğraf veriliyor. Ama parti teşkilatlarına ya seçime kadar durumu idare edin. Biz şimdi bu yerdeki görevimizi grup başkan vekilleri düzeyinde yapıyoruz gibi helalleşmede samimi bir değil mesaj veriyor. Dolayısıyla bu şeyi, yani her iki tarafı da idare etmeye dönük çok açtık, canlı yayın.